Başkanım, tüm bu girizgâhtan sonra tabii notlar aldık dediğiniz gibi. Bir şey daha şurada vurgulamak istiyorum. Şimdi bu meşhur CERN, CERN artık nasıl telaffuz edilirse orada bir tanrı parçacığını arıyorlar. Yani bu tanrı parçacığıyla tanrılık iddiası edecekler. Ama ya yanıldıkları husus bu. Yani tanrı parçacığını arıyorlar. Yani yaratılan bir parçacığı arıyorlar. Yani kendilerinin var edecekleri bir parçacığı değil, yaratılmış bir parçacığı arıyorlar. Yani bu onları kendilerine ait bir ant dairesi yapamazlar. Ancak mevcut ant dairesini format atma zannındalar. Yani o parçacığı bulursak o yaratılmış, dilenmiş, Allah'ın dilediği o ant dairesini format atacaklarını düşünüyorlar. Onu notuna almıştım, onu paylaşmak istedim. Bir de Sultanımız en son cümleyi anlatırken, o düşünü bir an kesse, her şey onun düşüyse bizler ne kadar varız, ne kadar yokuz dedi. İşte o Sakba Tabletinde söylüyor zaten. Tanrı ve insan birbirinden ayrılamaz. Yani insan istese de ayrılamaz. Çünkü öyle bir şey yok. O düşündüğü için insan var. Yani burada da zaten ta o kadim tabletteki bu sırrı anlıyoruz. Allah'ı fena ile buluyoruz. Onu bekası ile buluyoruz. Beka ile buluyoruz. Ve bir de bunu kadim atalarımız, kadim Bengü taşlarına ne güzel kaydetmişler. Zamanı Tanrı yaşar, o kişioğlunu ölümlü kılmış. Ben bunu kısaca bahsetmek istedim. Yani bizim kültürümüzde kadim atalarımız her şeyi yazmışlar. İşte bakana, görene, bilene Allah Sultanına razı olsun. Gayretini kutlu kılsın. Başımızdan eksik etmesin diyorum. Yani bugünün heyecanı hepimizde var. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Allah razı olsun. Bekir kardeşimiz. Ben de başta sultanıma ve başkanıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Az önceki hadisi biraz eksik söyledik. Dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir diye aklıma geldi, düzelteyim dedim. İkincisi, en çok şeye takılacaklarını biliyorum. Çünkü ben de yetişme tarzından dolayı, takılacağımızdan dolayı hani Allah, o, isimlere takılacağını bildiğim için şimdi burada kendimce anladığım kadarıyla bir örnek vermek istiyorum. Sultanım, sizin isminiz Oktan Keleş. Sevenlerinizin kimisi sultanım diyor, kimisi komutanım diyor, çocuğunuz baba diyor, eşiniz koca oluyorsunuz. Herkese göre, ama onlar yine siz değilsiniz. Sizi o bulunan, anlatmak için kullanılan terimler ya da isimler. Böyle bakarlarsa naçizane ben o hani özellikle takılacak dinleyen Allah, o yani o ayrımı bu bir mi diye bunu söylemek istedim. Eyvallah. Onu açıkladık gerçi. Bu kadar hani şey olmaması lazım yani. Evet, Allah ismi tecelliyatı, ona ulaşmak. Eyvallah Sultan. Yani ben de Sultan Zahu diyerek başlayayım. Eyvallah. Bu yaratanların en güzeli Allah'tır. Bir nükteli fıkra vardı aklıma gelen, onu anlatayım. İşte insanlık o kadar gelişiyor ki, çok gelişiyorlar. Artık insan da yaratabiliyorlar, hayvan yaratıyorlar. Her şeyi yaratabilecek duruma geliyorlar. İçlerinden de işte bu Tanrı'ya yakın biri var. Ona diyorlar ki, git şu Tanrı'ya söyle artık bizi serbest bıraksın. Her şeyi biz yaratabiliyoruz nasıl olsa. Artık karışmasın, hani o da yorulmasın boşuna. Tamam diyor, söylerim diyor gidip. İşte ertesi gün geliyor, ne dedi diyor, işte bugün falanca saatte diyor nasıl yarattığınızı görmek istiyor. Tamam diyorlar, gösterelim. İşte saat geliyor, saat 4'te toplanıyorlar bir yere. Tanrı nida ediyor, yarat diyor, göster bana diyor nasıl yaratıyorsun. Bir tanesi toprağa doğru eğiliyor.
tekrar nida geliyor. Yo diyor, herkes kendi toprağında. Eyvallah. Yani sen şu başlangıçtaki yaratma olmadıktan sonra hep onun yarattığı yaratma. Çok güzel oldu bu, çok harika oldu. Allah razı olsun. Daha sonra söyleyecektim ancak Sultan o konuyu işledi zaten. Orkun komutanımızın şahsında adını söylerken şahsının o olmadığını, adının olduğunu. Şimdi yine Ali İmran 18'de Sultan daha önce az yavaş sağ çevirsen. Küçültebilirsin de onu. Dur bakayım. Aşağı in Serkan. Açıklama yukarıda kaldı. Aşağıda kaldı. Aşağı. Yukarı çık. Şurada aşağı. Evet. Evet. Az daha yukarı. Eyvallah. Evet. Buradan okuyor musun? Mikrofon kimde? Serkan okuyor musun onu? Onu not edelim. Şimdi Ali İmran 18. ayet. Kablosu mu iyi çıkıp değil? Bak, iyi takıp değil. Ziyaret işlerinin burada mikrofon. Ali İmran suresi 18. ayet. Ziyaret işlerinin mealinden okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah razı olsun. Kadim Türk tasavvufu. Yani tasavvufun aslında farklılığı olmaz. Yani İslam dini birse, fakat yorumlarda farklılık var ya, bugüne kadar Türk İslam tasavvuf anlayışı içerisinde vahdeti vücudu, Tanrı insandan, İnsan da Tanrı'dan ayrı değildir'i en güzel şekilde işleyen Türkler olmuş. Bu Araplarda kabul edilmemiş ki. Hallacı Mansur en büyük örneği. Enel Hak dediği için şehit edilmiş yani. Ama Türklerde bu Yesevi ocağında ondan önce Bektaşi ocaklarında sonradan vahdeti vücut hep işlenmiş ama hiç kafa karışıklığı olmadan işlenmiş. Ne hikmetse günümüze geldiğimizde bu kafa karışıklığı eyvallah, oluyor yani. Mükemmel. Yahu bunu bu kurumlarda böylesine işlemiş olsalar bugün ateistlerin de deistlerin de içine düştüğü durum olmayacak. Şu camileri dolduran, inandığını söyleyen insanlar da nitelikli hale gelecekler, nitelikli bir inanca sahip olacaklar. Yok ki böyle bir şey. Yok yani. Ayet de burada açık. Kadimi de açıkladı Sultanımız. İslam'ın Türk'ü Arap olur mu? İslam tektir. Amenna, İslam tek de. Anlatımına bak ya. Ortaya koyduğu gerçeklere bak bakalım. Niye bu kargaşa var? 10 tane hocayı bir araya getiriyorsun. Birbirleriyle kavga etmekten İslam nezaketini ortadan kaldırır şekilde ayrılıp gidiyorlar. Nereye vardık? Hiçbir yere. Herkeste bir şüphe oluşuyor. Birbirlerine cihat ilan ediyorlar. Aynen Sultan söylediğiniz gibi. O soruyor ya bu ne dedi? O soruyor bu ne dedi? Eğer bir yakınlık derecesi var da intisaplık derecesi varsa herkes kendisininkini tutuyor. Dışarı çık. O onun camisine, bu bunun camisine gitmez. Ortada
vahdet olması gerekirken, birleşilmesi gereken bir inanç, din varken ayrışmalara sebep olan bir din haline getiriyoruz. Niye? Bu anlayışsızlıktan dolayı. Ortaya koydukları bu idraksizlikten dolayı oluyor. Yani sözünüzü kesiyorum, hakkınızı helal edin. Vaktinizi alıyorum. Ama çok önemli olduğu için, siz şimdi sorularınızı soracaksınız da, bunlar da çok önemli olduğu için hep böyle müdahale ettim, hakkınızı helal edin. Yok çünkü ortada böyle bir şey ya. Yok yani. Ahmet Hocam, Allah razı olsun. Ben bir iki not aldım. O konulara uygulamak istiyorum. Varın zıttı yoktur. Her şey zıttıyla bilinir diyebiliyoruz. Öyleyse varlığın bilinebilmesi için yokluğun da olması gerekiyor. Buradan da dairenin içerisinde varlığın ve yokluğun ikisinin de birlikte olduğunu, aynı dairede olduğunu ispatı çıkarımını yapabiliriz. İkinci olarak da Yahudilik inancında Yahudi milletinin diğer inanç sahibi toplumlarından üstün bir millet olduğu kabulü mevcuttur. Yine diğer inançların, dinlerin kabul görmediği, hak olmadığı ifade edilir. Dünyada Yahudilik dininin öğretilerini uygulamak ve kendi inançları doğrultusunda hazırladıkları Siyon protokollerinde dünya genelinde bilmeyi görsel olarak gözle görme şeklindeki modelini kabul ettireceğiz diye bir ifade vardır demektedir. Yani insanların düşünerek, hayal ederek gibi olgulardan uzak tutulmaya çalışılmasını dile getirmektedirler. Burada da metafiziğin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Metafizik nedir? Bilinen gerçeklikten bilinmeyen hakikate ulaşma yoludur, yöntemidir. İşte hocamızın da buyurduğu gibi düşünme, hayal etme, duyguyla hissetme bunlar çok önemlidir ve metafizin önemine vurgu yapmak istiyorum. Allah razı olsun ömrünüz emekli. Orada şey verelim. Şimdi arkadaşlar benim de heyecanım bağışlayın. Sultan Vakit'ten böyle müdahale ediyor gibi oldu. Estağfurullah, istirham ederiz. Şimdi çok önemli bir şey vardı orada. Açık. Fena ile bileceğiz diyor ya. Bu çok tartışılır. Yani ben şimdi kendi ailemden örnek verirsem kimseyi kırmamış, incitmemiş olurum. Kesrette vahdeti görmek adına birçok bilgi öğrendik. Birçok kitap da okudum yani. Ya hakikaten Kesret'te vahdeti gör. Ey göreyim baba. Ne kadar çok şey var değil mi? Yaratılmışlık var. Var. İşte yaratan Allah'tır. Tamam. Yani vahdeti nasıl göreceğim ben yani? Tamam. Yaratanı yaratılan. Şimdi tamam. Ant dairesini yani mekan ve münezzeh kılarsak anladığımı söyleyeyim de Sultanım inşallah düzeltin. Zeybek Bey de çoğu kez bilinçten bahseder. Sonsuz bilinç der yani. Şimdi biz onun düşüncesinde varsak varız. Bütün kesret de onun düşüncesindeyse ben de o düşünce içerisinde yer alıyorsam düşündüğünde ne kadar çok kesret olursa olsun onun düşüncesinde olduğum için vahdet. Vahdet, eyvallah, işte mükemmel bir açıklama. Öyle değil mi? Eyvallah, aynen böyle başkanım. Allah razı olsun. Muhteşem oldu bu açıklama. Yani başka bir şey düşünmeme gerek yok ki. Dedim ki, ya vallahi düşünürken ne kadar çok kitap okuduk yani. Ya, eyvallah. Kesretten gör, onu gör, bunu dinle, zor alacağız diye git. Hayır, yine kesreti vahdete götürmek için şimdi tabi isimlerini de vermeyelim de kitapların hakikaten hani bir eşek yükü kitap okuduk evet. Da bazıları eşekçesini okumuşsun demesinler diye söylüyorum. Öyle de okumuş olduğum ben kendi adıma söylüyorum. Vardır da vahdete ulaştırmak için şunu gör bunu gör şunu yine kesrete yönlendiriyorlar. Ya kurtaramadık be. Kitaplara uzatalım. Şimdi ama biraz önce bir horoz şeyi verdiniz ya kimdi? Picasso. Picasso 2005 mi olmuş? Evet.
20 sene artı 5 dakika. 53 sene hani şeyden öğrendiğimizi diyelim. 18 yaşı baz alalım. 53, 18, 35. 35 sene kaç oldu bugünü de sayarsak anca öğrendik yani. 35 sene Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun. Hakikaten Allah razı olsun. Yani ömrüne bereket. Bu kadar yıl geçti. Aha yani okuduğumuz kitaplar, dinlediklerimiz bütün hepsi hiçbir yere varamadık yani. Tamam onu gör, bunu gör sultanımızın dediği gibi. Gene kesete gidiyorsun. Gene o, onu da. Yani maddi manevi bütün hepsini gör. Bir tek biz Allah'ı göremiyorduk yani. Keset mi? Çokluk. Allah razı olsun. Dudu kardeşimiz. Başkanım eğer bir sakıncası yoksa Harabi'den konumuzla ilgili olduğunu düşündüğüm bir değişin sözlerini okumak istiyorum. Biraz uzun, ilk kesmemi istediğiniz yerde kesebilirim. Daha Allah ile cihan yok iken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka hiçbir layık mekan yok iken hanemize aldık mihman eyledik. Kendisinin ismi henüz yok idi. İsmi şöyle dursun, cismi yok idi. Hiçbir kıyafeti, resmi yok idi. Şekil verip tıpkı insan eyledik. Allah ile burada birleştik. Noktayı amaya girdik, yerleştik. Sırrı küntü kenzi orada söyleştik. İsmi şerifini Rahman eyledik. Aşikar olunca zatı sıfatı, kün dedik, var ettik bu semavatı. Birlikte yarattık hep kainatı. Namı nişanını cihan eyledik. Yerleri gökleri yaptık 7 kat. 6 günde tamam oldu kainat. Yarattık içinde bunca mahlukat. Erzakını verdik ihsan eyledik. Asılsız fasılsız yaptık cenneti. Huri gılmanlara verdik ziyneti. Türlü vaatlerle her bir milleti sevindirip şaduhandan eyledik. Bir cehennem kazdık gayetle derin. Laf ateşi ile eyledik tezyin. Kıldan gayet ince, kılıçtan keskin, üstüne bir köprü mizan eyledik. Gerçi kün emriyle var oldu cihan, arşi kürsü gezdik durduk bir zaman. Boş kalmasın diye bu kevni mekan, Adem'in halkını ferman eyledik. İrfan olan bilir sırrı müphemi, ishar etmek için ismi azamı, çamurdan yoğurduk yaptık Adem'i, ruhumuzdan bir ruh revan eyledik. Adem ile Havva birlik idiler. Ne güzel bir mekan bulduk dediler. Cennetin içinde buğday yediler. Sürdük bir tarafa puyan eyledik. Adem ile Havva'dan geldi çok insan. Nebiler, veliler oldu mümayan. 100.000 kere doldu boşaldı cihan. Nuh Naciyullah'a tufan eyledik. Salih'e bir deve eyledik ihsan. Kayanın içinden çıktı Nagihan. Pek çokları buna etmedi iman. Anları hak ile yeksan eyledik. Bir zaman eshabı keyfi uyuttuk. Hazreti Musa'yı turda okuttuk. Devam biraz daha şey istiyorsanız devam edebilirim. Şu an devam. Bir zaman eshabı keyfi uyuttuk. Hazreti Musa'yı turda okuttuk. Şiti çulha yaptık, bezler dokuttuk. İdris'e biçtirip kaftan eyledik. Süleyman'ı dehre sultan eyledik. Eyyub'a acıdık, derman eyledik. Yakub'u ağlattık, nalan eyledik. Musa'yı Şuayb'a çoban eyledik. Yusuf'u kuyuya attırmış idik. Mısır'da kul diye sattırmış idik. Zeliha'yı ona çattırmış idik. Zellesinden bendi, zindan eyledik. Davut peygambere çaldırdık udu. Kazadan kurtardık Lut ile Hud'u. Bak ne hale koyduk Nar-ı Nemrud'u, İbrahim'e bağlı bostan eyledik. İsmail'e bedel cennetten kurban, gönderdik şad oldu Halilurrahman. Balığın karnına bir hayli zaman Yunus peygambere mekan eyledik. Bir mescide soktuk Meryem anayı, pedersiz doğurttuk orada İsa'yı. Bir ağaç içinde Zekeriya'yı, biçtirip kanına rızan eyledik. Beyt-i Mukaddes'te Kudüs şehrinde, Nehri Şeria'dan Erdem nehrinde,
tathir etmek için günün birinde Yahya'yı, İsa'yı üryan eyledik. Böyle cilvelerle vakit geçirdik. Bu enbiya ile çok iş bitirdik. Başka bir nebi-i zişan getirdik. Anın her nutkunu Kur'an eyledik. Küffarı Kureyş'i ettik bahane. Muhammed Mustafa geldi cihane. Halkı davet etmek için imane, Murtaza'yı ona ihvan eyledik. Ana kıyas olmaz asla bir nebi. Nebiler şahıdır Hakk'ın Habibi. Biz anı nebiye ihsan eyledik. Hak Muhammed Ali ile birleştik. Hep beraber Kâbe Kavseyn'i gittik. O makamda pek çok muhabbet ettik. Leylerel Esra'yı seyran eyledik. Bu sözleri sanma her insan anlar. Kuş dilidir bunu Süleyman anlar. Bu sırrı mühtemin Arifan anlar. Çünkü cahillerden pinhan eyledik. Hak ile hak idik biz ezeliden. Taarruzu elesten kalübeliden. Mekanı hüdadan bezmi celiden. Cemalini gördük, iman eyledik. Vahdet alemini bilmeyen insan, insan suretinde kaldı bir hayvan. Bizden ayrı değil Hazreti Sübhan. Bunu Kur'an ile ayan eyledik. Sözlerimiz bizim pek muhakkaktır. Doğan, ölen, yapan, bozan hep haktır. Her nereye baksan hakkı mutlaktır. Ahvali vahdeti beyan eyledik. Vahdet sarayına girenler için, hakkı hakka yakın görenler için, bu sırrı harabi bilenler için birlik meydanında cevlan eyledik. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sen bu Allah'lığı nereden buldun var bir de? Aynı harabiden. Selam olsun. Harabi Hazretleri, ruhaniyetlerine. Ne zaman yaşamıştı Harabi Hazretleri? 1800'lü yıllar galiba. 1800. 200 sene önce sultanımız tabi bunun açıklanmamış. Yine Harabi Hazretleri kuş diliyle yazmış. Süleymanlar anlar bunu diyor. Yani Allah razı olsun. Sultanımız da 400 senelik sırlar bu ocakta. Belki daha fazlaki sırlar açıklanıyor. Kadim. Açıklanacak. İşte Kadim'den geldiğine göre 25 bin yıllık yani. Süreyi bilmiyorsun. Allah da bizi bu zamana Süleyman'ıyla sultanımızla görüştürdü. Yani sultanımız demekte de bir şeyimiz olmuş. Sultan Süleyman yani. O hakikaten Sultan Süleyman. Gündüzün şeyi de açıklanmış. Allah razı olsun. Hakikaten itibat olarak söylüyorum. Ya, yani boş bir şey değil. Vallahi. Allah razı olsun. Önünüze bereket. 173. Ha o. Bu Ali yani o değil ki. Ama en sonunda yazıyor. Başında olması lazım da. Bir... Onlar öyle kimse böyle. Şimdi sultan bir şey söyledi. Hani Kur'an'da ben Allah'ım diye bir yerde geçer dedi ama orada başka hatırlayamadı. Ona bir bakarsanız diyor ki tekrar diyor ben Allah'ım Allah. Hayır, işte bu Allah diye başlayan bir şey var yani. İşte bu Allah diyor. O ne güzel, o her şeyi kuşatmış olan ne güzel bir vekildir diye geçiyordu ayette. Yani Allah kendini tanıtırken ben Allah'ım mı diyor bir yerde. Evet. Ama bu ayette de şimdi hatırladım ama hangi ayet olduğunu değil. İşte bu Allah evet. diye başlıyor evet. yani. Evet. İşte bu Allah diyor. Bugün mesela televizyon çekimlerinde sık sık Başbuğ Zeybek Bey işte Oktan Keleş diyor ve tanıtıyor. Şu özelliği var, bu özelliği var, şunu var diyor yani. Biz bu tanıtım şekli de bize fıtraten yükletilmiş, yüklenmiş yani. Diyor ki evet yani biz de bunu öğretilmiş bu tanıtım şekliyle fıtratımızda olan şekliyle biz de işte bahsediyoruz diyoruz ki sana bahsettiğim Bekir işte bu. Yani orada da o aklıma eyvallah, gelince
Kaçtı abi Taha? 14. Taha 14. sure. Oradan açıksa okuyun, mikrofon sizdeyse. Yani bir insan işte ben buyum diyor mu yani? Biz onu şey kabul ederiz değil mi yani? Ama bir başkası tanıtınca diyor ki işte Allah bu. Eyvallah. Bak bu çok önemli. Anlamaya çalışın, o gün anladı. Eyvallah. Bu çok önemli başkanımın arz ettiği mesele. Çok önemli. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç kuş kullanma ki ben Allah'ım. İlah yoktur benden başka. O halde bana kulluk, ibadet et ve namazını beni hatırlayıp anmak için yerine getir. Tamam. Benim söylediğim i̇şte ayette şey Allah var. İşte bu Allah ayeti diye. İşte bu Allah diye başlıyor evet, ayet evet. Ya. Ben yanlış mı söylüyorum? Duymadık mı bunu? Var bak ya başkanım. Şimdi bulunur orada. İşte o Allah. İşte Allah ayetlerini böyle açıklıyorlar. O değil, o değil. İşte bu. İşte bu Allah. İşte o Allah. İşte bu Allah. Evet, biri onu bakarken arkadaşımız orada şeyin yanından mı el kaldırmıştı? Kim kaldırdı? El kaldırak. Yasin sen misin? İşte bu Allah hidayetidir. Tamam onu aç, onu aç. Bakın şurada. Ha, Rabbiniz işte bu Allah. Enam 102. Evet. Rabbiniz işte bu Allah. Rabbiniz işte bu Allah. Ondan başka ilah yok. Her şeyi yaratandır. Artık ona kul olun ve o her şeye müktedir. Evet. Ondan başka da ilah yok. İlah yoktur. Rabbiniz Allah'tır. Bundan başka da ilah yok. Ve o her şeye vekildir diyor yani. Evet. Rabbiniz Allah'tır. Evet. Ona kul başka diyor başkanım. Onda, ya, kulluğunuz evet. Ona diyor. Rabli ondan çünkü huya yapamıyor. İşte, evet. Fena ve beka evet. Meselesi. İkisi de orada. Allah oldu. Enam 102 abi. Enam 102. Yani mürebbi sıfatıyla alabilir miyim başkanım? Şu ondan ses veriyor. Bunlar. Yani bu muhteşem ayet çok güzel. Mürebbi yani öğreten Rabbiniz Allah'tır. Yani ant dairesinde size onu öğreten Allah'tır. Onu Allah'la öğreneceksiniz. O öğretecek. Rabbiniz Allah. Ant dairesinde Allah diye bileceksiniz. Rablik sıfatıyla size öğretecek. Siz de bu öğrettiğine yani öğren ne diyor Hazreti Ali? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Aynı şey. Rabbimiz onu öğrettiği için biz ona ibadet ve taat edeceğiz. Sena edeceğiz. Onu öğrettiği için. Yoksa bir ihtiyaç bir şeyden değil. Bize onu öğretiyor. Yaptığımız bütün ibadetler, işte taatler, anmalar, zikirler, her şey öğretmenimize olan bir teşekkürüm. Hani hepimiz yapmışızdır. İlkokul hocamıza bir elma verirdik, bir hediye verdik. Hoşnutluğunu kazanmak için. Niye? Çünkü bize bir şey öğretiyor, sevgisini veriyor. Aynı şekilde bu ayet yani izaha gerek kalmadan bunu gösterdi diye düşünüyorum başkanım. Allah razı olsun. Başkanım yani çalıştığımızın, sultanımızın anlattığı konunun bence bu Enam 102 yani bir dehşet bir şey olmuş yani. Hepsi burada gerçekten yazıyor yani. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ve sonunda da şöyle diyor. Artık Allah'a kul olun. Sultanım 11. sayfada okudunuz. Biz kim ki ona ibadet edelim? Ne cüret dediniz ya. İşte diyor Allah'a kul oldum diyor. Ve sonunda da diyor vekil olarak o. Eyvallah. Yani süper bence dehşet bir ayet diyeceğim de dehşet de biraz şey oldu. Ben de ayetin son kelimesi vekil yani birini aynen. Vekil tayin edersin. Orası çok enteresan. Allah razı olsun. Başka.
yapıştırdım. Nargile yanmasın. Nargile getirdim size. Başkanım bir de ben not almıştım bu nankörlük olayla ilgili de. Doğru mu anladım diye sormak istiyorum sultanım. Buradaki nankör yani huyu aramayan için söyleniyor değil mi sultanım? Yani Allah ile oyalanıyorsun ama o bütün güzellikleri hayransın. Fakat bu güzelliği yaratan öyle bir güzellik var ki nankörlük yapıyorsun. İsmiyle, tecelliyatıyla, yarım yamalak bilginle oyalanıyorsun ama asıl ona ulaşmak istemiyorsun, gitmek istemiyorsun. Burada tabi ulaşmak deyince birilerinin aklına birileri gelmesin yani onu kastetmiyoruz. Var öyle internette bilmem ekoller var ona ulaşalım bilmem onu kastetmiyoruz. Biz ne demek istediğimiz açık ve net yani burada. Ben de bu Allah'a ona ulaşmak için ant dairesinin içinde olan varlık, yokluk, aslında yokluk da varlık. Yani yokluğun da varlık olduğunu bilincini olup, yani ikilikten kurtulup orayı birleyip, hatta silip öyle mi anda olabiliriz ya da ona ulaşabiliriz? Yani oyalandığımız her şeyden vazgeçip gibi, evet. Yani bir mahiyette öyle. Bir mahiyette öyle. Genel düşünebiliriz olayı. Ya şöyle düşünelim, yokluğu yaratmış, yoktan varlığı yaratmış. Yokluk yaratılmış, yokluk da bir var. O yokluğun içerisinden varlığı yaratmış. Yani varlık için yokluğu hamur eylemiş, o hamurdan varlığı suret eylemiş. Tabii onun çok devamiyeti var da, o günün gördüğü o şeylerde, ruhsalarda, yazmalarda. İnşallah ileride onları da anlatırız, soruna asıl o zaman cevap verebilirsin. Buradaki ana nükte, ant dairesi yani sagba, kadim dönemlere gidip o bizim çalıştaylarımıza işlemiş olduğumuz meseleden yola çıkarak işte rahmetli Münir Hoca'nın o bir kelimesini iki saatte anlamlandırdık. O bir kelimeyi söylerken işte küfürle itham ediliyor, işte şeriata aykırı laf, oysa ki bilinse neler var. İşte bunların hepsi de oyalama. Anlatabiliyor muyum? Hep oyalanıyoruz. Başkanımın çok güzel arz etti biraz önce. Hep kesrete gönderiliyoruz yani. Vahdete bulalım derken haydi yeniden başla, sıfırdan başla kesrete. Haydi onları geç ki tekrar vahdete gidesin. Tam kapısına geliyoruz, biri yine bizi kesrete yönlendiriyor. Bunu biri yapıyor demektir. Bilmem oradaki bir ibare vardı. Şeytan sizi ant dairesiyle Allah'la oyaladı. Aldandı insan. Hakikaten öyle olmuyor mu başkanım yani? Yönlendiriliyoruz, tam bitti diyoruz, hadi bir daha başla. O zaman bunu biri üflüyor ya. Çünkü bu şehirlerin kafası o kadar çalışmaz. Bu şehirlerin şeyhi kim? Onu bulduk. Eyvallah sultanım, Allah razı olsun. Şey aklıma geldi, Hazreti Ali'nin sözü aklıma geldi. Hani ilim bir noktadır, onu cahiller çoğaltmıştır. Evet, bunu da Allah razı olsun sultanımızın. Bizlere hakikaten hem böyle hicivler yapıyoruz, ediyoruz ama bunun bir sünneti de var. Yani bilenlerine selam olsun der her zaman. Eyvallah. Onları tenzih eder. Onu söyleyerek başlayayım. Eyvallah. Şimdi hissediyor gibi söyleyeyim. Yani Sümer ve Akatça, değil mi? Sagba. Bunlar da ortada. Şimdi araştırmayan, okumayan bir toplumuz. Ayrıca ilim üzerine daha ilk ayeti oku diyen bir dinin müntesipleriyiz. Dine girdik. Hani nasıl da ayet? Müslüman oldum demeyiniz, girdim deyiniz, İslam'a girdim deyiniz. Evet, girenler olarak söylüyorum. Allah razı olsun sultanımızdan. Okumayan bir de şeyiz, toplumuz. Toplumun bu tasavvuf kurumu içerisinde bulunan insanlar hiç zaten okumazlar. Yani sultanımız biraz önce dedi ya, bu şeyhlerin şeyhi kim diye. Bu şeyhler diyor ki, okuma. Sapıtırsın. Tabii.
Aynen. Gerçekten öyle yani. Yine çok öyle. Dalma uçarsın. Uçarsın. Kafanı yitirirsin. E şimdi bir anımı söyleyeyim. Bizi şikayet etmişler. İşte böyle sohbetler var diye edildik falan. Rahmetli babama demişler ki senin çocuk kafayı yiyecek. İki. Uçacak. Yani şey bak böyle yapıyor. Al onu oradan. Biz de gittiğimiz yerde selam olsun. Esat Coşan. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eve geldin, neredeydin? Tabii geç geliyoruz mesai o zaman az. 10.30 falan. Ya işte arkadaşlarla bir yere gittim, şudur budur. Sıkıştırdık dedim, ya bir yanlış bir yere gitmedim. Yani böyle bir şey vardı. O kafayı mı yiyeceksin sen, uçacaksın mı, aşırı olmuşsun falan dedi. Dedim baba, herkes gibi ben de caminin içinde namaz kılıyorum. Minarede bir kılmıyor muyum ya? Aşırılığı ne dedim yani? Ya, ben de aşağıdaydım, caminin içindeydim dedim. Herkes aşırı maşırı değil, minarede kılmadık biz dedim. Şimdi hep böyle uzaklaştırıldık yani. Aklına bir soru geliyor, şimdi herkes önce bir etrafına bakarsın. Şöyle acaba gözüme biri baksın da ya bir şey soracağım, sorabilir miyim diye oradan oraya izin alacağız yani, etkileşim. Oradan şey yaparız ya, bir şey yazıp sor. Öyle ya. Yani. Sorma yapıyor. Ya oradan şey yok. Sakın. Ya da soruyorsan gelmez yok. Tamam. Sohbet biter. Ya bir sorun vardı. Ne sorusu ya? Nasıl olmasın? Yani hani şu konuda bir şey geçti ya. Şunu soracaktık. Ya sen aklın yok mu ya senin? Var. Sen inanmıyor musun sen? İnanıyorum. Ama bunu bir şey yok öyle bir şey. Onlar sana verir. Gece yatarken verirler. Nasıl verecek? Verir onlar. Senin kaç defa sağına soluna döndüğünü bilirler yani. Ayaktayken niye vermiyorlar da yatmıyoruz? Bir soru soracağız. Yok yani. Soramadık yani. Hep sınırlama. Hep sınırlama. İslam'ı da sınırladık. İslam'ın ilmini de öğrenme ilmini de sınırladık, kısıtladık. Ve bu kısıtlama içerisinde öyle bir soru soruyorsun ki Allah'ı da kısıtlıyorsun yani. Eyvallah. Evet. Onun içerisinde gel de kime ne cevap vereceksin? Nasıl edeceğiz? Şimdi bu öğreti kadimden beri gelmiş çalıştığımızdaki milleti İbrahim'e kadar gelmiş. Ama gel gör ki buradaki milleti İbrahim'i başta gördüğümüz önceki çalıştayların ilkinde din olarak değiştirmişler. İbrahim'in dinine diye değiştirmişler. Şimdi İbrahim'in dini de olsa bu Kur'an Peygamber Efendimiz'e vahyoldu. Yeni bir din şeriatı geldi. O zaman eskisinin geriye dönük bakılmasında niye ihtiyaç var ki? Yani geriye dönmek için mi söylüyordu? Zaten o günküler Hanif dinin ötesinde başka bir şey yapıyorlardı. Din de olsa o zaman bir farklılık, ikilik olmuyor muydu? Eğer bu milletse Peygamber Efendimiz'e inananlar da vardı. Millet, onlar millet ya millet olamadılar. İşte millet kavramında o zaman bu gerçeği İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in kavmi içerisinde bu gerçeği anlayana millet deniyordu. Bu gerçeği anlayana din de, yani bunun anlayışına din deniyordu o zaman. Eyvallah. Din de çevrilecekse. Muhteşem bir açıklama oldu. Milletin kabulüne din deniyor. Evet. Şimdi İbrahim milleti, İbrahim'i ateşe attı. Niye dönelim? Ama ayette diyor ki Sultan söyledikten sonra baktığımızda onlar kavmine dediler ki diyor. Yani o millet. Kavm. O zaman ateşe atan kavmi ama millet başka bir şey yani. Eyvallah. Onlar öyle dediler diyor yani. Ve sizin aranızda hakkı söyleyen, sabrı tavsiye eden az bir topluluk da olsa olsun diyor yani. Evet. Yoksa helake uğrarsınız diyor. İşte demek ki o az olan millette bu öz vardı. Kadim'de de şimdi öğreniyoruz ki o öz vardı, o çekirdek vardı, o nüve vardı, o kod vardı.
ben ayetleri hatırlayamadım inşallah. O da sana var yok demek haram, bana var demek haram demiş. Bu şimdi ben de burada düşünürken o ve Allah bilgisine haiz olan cüz'i irade ve külli iradeyi ona yordum. Eyvallah. Yani bu bilgiye göre bakarsak onun gördüğü rüyaya tabiysen cüz'i irade yok. Yani aynı rüyayı görebilirsen külli iradeye haizsin. Başkanımın dediği gibi zaten vahdettesin. Eyvallah. Ama kesretteysen hep cüz'i iradeyle hep ben diyorsun. Hep kesrette noktaların içerisinde gezmeye devam ediyorsun ona ulaşmak için. Eyvallah. Onun düşünde mecazen. Onun senaryosunu yani kaderini tasdik edersen o anda oluyorsun. Aynı anında, rüyayı görürsen. Rüya demeyelim hayal kurma gibi diyelim. Hani rüya farklı biraz anlamı ama ne demek istediğinizi anladım. Çok güzel açıkladın. Zaten biz o rüyada onun rızasına ulaşmak istiyoruz mu? Yoksa rüyadaki kesretlerle başkanımın biraz önce ifade ettiği mesela şeytanla birdir bir mi oynuyoruz? Yani mesele bu. Peki bu Millet-i İbrahim mevzundan konuşurken orada ailelerden bahsederken bile İmran ailesinden bahsediyor. Evet. Bu İmran ailesi nedir? Onu bilmiyorum. Ben. Onu konu edelim inşallah bir dahaki zaman başkanım uygun tamam. Görürse. Çünkü bayağı bir detaylandırmamız gerekecek onu. Ama mesela Nuh peygamber için bir ayet-i kerimeyi de düşünmenizi öneririm bu konuyla alakalı. Müminlerin evi diye bir tabir geçiyor orada. Nuh ayetinde müminlerin evine girenler diye. O beyti bir düşünelim bakalım o ne evi olabilir? Evet. Şimdi konumuz çalıştaylarımız arkaik dönemle başlamıştı. Sultanımın okuduğu Ant Dairesi yazısı ve anlattıkları hani sizin de güncelleme demenizin üzerinden şimdi yani bu güncellemeden ziyade sanki aslına bir dönüş var. Çünkü çok eski zamanlardan kalan belge üzerinde yani öyle güzel açıklamalar var ki şimdi yani bugünkü bu bilim ileride dediğimiz bilimle bilmem insanların teknolojinin geliştiğini ve felsefenin geliştiğini dediği yerde o kadar kadim bir şeyin bugün Kur'an'ı bizim anlayacağımız şekilde çok daha ayetlerle birebir gitmesi ve hatta dün içinde televizyon programında bizim Mengütaşlar'dan bahsetmişti başvurumuz. Oradaki yani İslam öncesinde İslam hani tabii ki bildiğimiz bütün dinler İslam olarak biliyoruz da hani yani sanki son 300 yıl 400 yılda sanki her şey örtülmüş az önce sultanım dediği gibi kim yani bu şeyhlerin şeyhi kim hani Cem Yılmaz'ın dediğiyle hani marjinal bizdik yani bunlar uçmuş yani din diye bize ne yedirmişler. Bir de dikkat çeken bir şey var. Millete İbrahim özelinden söylemek istiyorum. Bütün Kur'an'daki anlatılan peygamberler Orta Doğu ve Mezopotamya belli bir kavimlere gelmiş gibi ve burada şunu görüyoruz. Hani Batı, Doğu ya da Türk illaki oralara da gelmiştir. Gelmediyse zaten sorumlu değildir diyor Allah-u Teala. Ama bu kadar demek ki bir azgınlık yok. Bu bölgede müthiş bir azgınlık, adaletsizlik, başka yani o insanlığa, yaratılışa, doğaya sığmayan bir şeyler oluyor ki sürekli buraya bir şeyler gelmiş. Bu gelenler de sürekli bozmuş. Hak dediğimiz, yani bizim için inancımızda da öyle, İslam bile bugün bu bölgenin insanları tarafından sanki güçler yetmez, Allah ben korurum diyor zaten. Ama yani bu bölgenin milletinde de bir sıkıntı olduğu çok aşikar sultanım. Orada bir şey söyleyebilir miyim başkanım? Müsaade varsa. Estağfurullah sultanım. Şimdi tabii yani insanlık tarih boyunca zaman zaman azmış, zaman zaman
uyarıcılar gelmiş. Zaman zaman musibetlere kendi elleriyle işlediklerinden şu anda bile ekini ve nesli mahvediyoruz ayet kelimesi var değil mi? Evet. Göz göre göre şimdi işte tohumlarımız gidiyor. İsrail'e bağımlı hale geliyoruz. Sonra kahrolsun İsrail diyoruz. İşte birçok alanda nesil bozulması, Gedoğlu yiyeceklerle, şunlarla bunlarla derken bir sonraki öte yapay zeka şu anda var. İlerledikçe biyonik insanlar vesaireler, hani bu yaratmalardan çıktık ya, yani şimdi Yaradan'ın yaratmasıyla kulun tasarımı değil mi? Değil. Evet. O biraz önce söylemiş olduğum azma meselesine gelince de aslında o Sami ırkların içerisindeki bu kültür yok. Yani din kültürü yok. Şunu da öneririm. Bilmem başkanım ne buyururlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok kitapta diyor ki şu peygamberi de şu kavme gönderdik. O peygamber neredeydi? Nereye gönderildi? Yani gönderme kelimeleri. Dikkat edelim hangi peygamberler için kullanılmış. Yani göndermesi için bir yerde olması lazım değil mi? Yani içinden çıkardık değil, gönderdik. İşte bu da düşünülmesi gereken, çünkü o biraz önceki o yazmalarda var da inşallah ileride onları nasip olursa açarız. Şimdi burada değil, önce Dardale'de bir tartışalım, neyi açabiliriz, neyi açamayız vesaire o nefesleri. Çünkü anlaşılması gerekir herkese. Şimdi Bekir'in bile söylediği gibi, acaba Allah bir de o, iki kişiden mi bahsediyor? Haşa, tabii ki değil. Ama işte yanlış algılanmaması adına, yani hakikat aslında ne zaman örtülmeye başlanmış? Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir ayet var. Peygamber Efendimiz diyor ki ayet-i kerimeyle sabit. Ya Rabbi kavmim bu Kur'an'dan yüz çevirdi. O zamandan beri örtülmeye başlanmış. Zaten kafir kufr örten, hakikati örten manası. Evet. Bu gönderme meselesi önemli. Buyurun başkanım. Allah razı olsun Sultan. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yukarıda 60 kavmi için söylediği, mahcup bıraktı, yani yüzüstü bıraktı, ayrıldı dediğinde İbrahim milleti için Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Muhteşem. İşte bu ayeti tekrar etmek lazım başkanım. Evet, istersen okuyayım başkanım. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'a tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim, Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü hariç Rabbimiz biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir sanadır, yani dönüş sanadır. Şimdi şu orada bir şey var. İbrahim milleti bunu söylüyor. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar diyor. Şimdi birçok meallerde de İslam literatüründe de Allah birdir diyor. Değil mi? Hepimiz bunu biliriz. Biz ama bunun tek olduğu manasını kabul ediyoruz. Daha önceden bu konu işlendiğinde bir dersek ikincisi de geliyor. Ama kadim Türklerde bir şey var. Tengri tektir diyor yani. Tek Tengri inancı diyor yani. Yazıkta bakın yazıtların tek tamamında tek Tengri inancı. Türklerin diyor inancı tek Tengri inancıdır diyor yani. Kaç bin yıllık yazıtlar. Tek Tengri inancı. Orada da diyor ki tek olan Allah'a diyor yani. Eyvallah. Kadimden geliyor. Hazreti İbrahim'e gelene kadar gelen peygamberlerde, suhuflarda, sayfalarda hep tek olarak var.
Kur'an'da da hep tek var. Ama bugün Arapça metinlere, Arapça literatüre baktığınızda Allah birdir diyor. Yani evet. Şey yok. Ama Türklerde bir kadim gelenek hiç bozulmadan gelmiş. Hiç bozulmadan gelmiş. Yani Türklerin dini o Fransız, İngiliz tarihçilerinkinde hep şaman diye söylemelerinin, yanlış yönlendirmelerinin haricinde kendileri de şunu söylüyorlar. Türkler tek tanrılı dine inanırlardı diyorlar. Dolayısıyla buradaki Allah tektir deyinceye kadar diyor yani. Sizinle bizim aramızda bir savaş, bir öfke var diyor. Kim? İbrahim milleti. O kavim içerisinde bir millet yani. Eyvallah. Bir çekirdek bunu söylüyor. İşte bizim kadimden gelen inancımızın, Türklerin o inancının bozulmadığının da bir delili yani bunlarda. Eyvallah. Aynı. Evet, aynı. Aynı. Alttakiler de öyle. Hepsi çünkü İbrahim de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Altta da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Şimdi İbrahim ve onunla beraber bulunanlar. Kim? Milleti. Milleti. Milleti İbrahim. Şimdi buradan başka bir şey de çıkıyor mu? Biz de hala onun düşüncesiyle beraber miyiz? Allah razı olsun. Eyvallah. Başkanım. Cevap okuyan Ali İmran 68. Şu bir gerçek ki insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları elbette ona uyanlar, bu peygamber bir de iman sahipleridir. Allah müminlerin velisidir. Eyvallah, biraz önce dedik ya biz de acaba aynı düşünceyle beraber miyiz? Evet. Çok güzel oldu bu, elhamdülillah. Evet. Evet. Kaçtı. Bunu tekrar etmek bir lazım. Daha bir daha tekrar edin isterseniz. Bir daha okuyalım. Şu bir gerçek ki insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, ya hani düşünerek falan demiyor, gönülce diyor yani. Tabii. Başka bir şey var onun. Elbette ona uyanlar, bu peygamber bir de iman sahipleridir. Allah müminlerin velisidir. Bir ona uyanlar var, bir gönülce uyanlar var, bir de bu işlere iman edenler var. Bak kaç tane zümre sayayım. Zümre var. Allah razı olsun Bülent dede. Çok güzel oldu bu. Başkanım, hakikaten Hazreti İbrahim'in ve onun milletinin doğru yol üzere olduğu, sürekli tek dengeye inanan, kadimden beri böyle olduğunu deklar eden birçok ayet var. Bunlardan bir tanesine daha denk geldim, onunla paylaşmak istiyorum. Bakara 135. ayette Yahudi olun ve veyahut Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki hayır, yalnızca Hakk'a yönelen İbrahim'in milletine uyarız. Şüphesiz ki o Allah'a hiçbir zaman ortak koşmadı. Yani hiçbir zaman ortak koşmadığını, onun ve milletinin her zaman tek Allah'a inandığını ve ibadet ettiğini, doğru yoldan sapmadığını da ve inşallah sapmayacağını da deklar eden bir ayet yani. Allah razı olsun. Ayette de demişti, şirkten biz, o şirk diyor değil mi İbrahim Aleyhisselam? Uzağız. Milleti de öyle diyor, uzağız diyor. Şimdi biz şirki ne olarak biliriz? Allah'a eş koşmak diyebiliriz değil mi? Yani bugün ve o günküyle bir o güne bir de bugüne gelirsek, o gün İbrahim Aleyhisselam'ın ve milletinin olduğu dönemde putlar vardı. Yani şirk koşmuşlardı. Ama bir tane put değildi, birçok put vardı. Yani birden fazla put, şirket, şirkin çoğulu. Çok şirk vardı demek yerine, bu da Arapça bir terim, şirket var yani. Yani o gün
o putları birileri kendilerine gelir kaynağı yönetim anlamında sahiplenmişlerdi. Biri bir putu sahiplenmişti. Bu bizim rızkımızı verir ama buna gitmek için benden geçeceksin diyordu yani. Biri malımızı artırır diyordu. Biri sağlık verir diyordu yani. Bir şirket vardı o gün. İbrahim milleti bu şirket toptan karşıydı yani. Ve tekliyordu Allah. Tektir diyordu o. Şimdi bugünümüze geldiğimizde günümüzde Allah ikidir diyen kimse yok. Hatta inanmayan var da ikidir diyen kimse yok yani. Ama dünya yönetiminde söz sahibi olan şirketler var. Yani o kadar çok şirk var ki bunların hepsi şirket. Ve bu şirketler, bu dünyayı yöneten şirketler, dünya siyasetini de yönlendirmişler. Bugün de karşımızdalar. Siyasi olarak, yönetim olarak, geçmişte Çanakkale'de, daha öncesinde hep karşımıza çıkan bunlar, silah şirketi olarak çıkıyor, gıda şirketi olarak çıkıyor. Sultanımızın söylediği gibi gıda işte birilerinden başkasından şey alamazsın diyor yani. Tohum alamazsın diyor. Bir başka ilaç şey şirketi, gıda şirketi diyor ki şeker pancarı üretemezsin diyor yani. Şirketler bugün de çok. Nerede bugünkü o İslam dini üzerine vaazlar veren insanlar? Yani hiç mi görmediler? Allah ikidir diyen kimse yok iken, hatta yoklar çok iken niye bu şirkler ortaya çıkmaz da yok asansördü, ketçaptı, mayonezli, yataklı, yorgandı yani. Neredeyiz ya? Neredesiniz yani? Aynı şirketler şimdi bu etrafımızı örmek için, kuşatmak için ulaşmıyorlar mı? Ve Türk devleti de bizim kutsal dediğimiz bu devlet de senin hafifletelim. Battaniyeyle şunla bununla uğraştığın, sapıttırdığın dinin özünü korumak için bu devlet olmazsa, yani gölgesini bile bahsetmediğin bu dini korumak için var dediğinde, kutsal dediğinde devlet kutsal mı diyor yani? Devlet düşmanı da çok. Ya bu işte o yüzden kutsal devlet yani. Eyvallah. Eyvallah başkanım. İbrahim milleti de bu devleti bu şirkten arındırmıştı. Şirkleri ortadan kaldırmıştı. Öyle millet olmuştu yani. Niye İbrahim milleti? Son peygamber Hazreti Muhammed onun milleti desene. Peygamber Efendimiz bile ona kendi kavmine millet demedi yani. Ve mahcur bıraktı. Ve kendisine de aynı inandığın, üzerine vaaz ettiğin, sapıttırdığın Kur'an diyor ki Peygamber Efendimiz'e oraya uy diyor. Onda senin için güzel örnekler var diyor ayette. İbrahim milletine örnek veriyor. Allah razı olsun. Evet, tevafuk oldu başkan. Ben de onu bahsetmek istiyorum. Hani orada diyor ya, hani söylediniz, sen de atan İbrahim'in öğreti üzerine ol. Yani orada ifade Efendimiz'e. Sen, sana getirilen şeriatı geldiğin topluma söyle, onlar ona uysun, önce bir hallerini düzelsin, hallerini düzelttikten sonra onlar da senin gösterdiğin İbrahim milletine dönecekler. Ama önce onlarda bu hal yok, bu daha bu bilgi yok, bu kod yok. Önce bu şeriatı sen onlara mürebbilik yap, öğret, sen atan İbrahim'in olduğu tarafa dön, ondan sonra onlar da sindirdikten sonra bu şeriatı, öğrendikten sonra onlar da senin işaretlediğin yere dönsünler gibi. Allah razı olsun. Ömrünüze bereket. Evet, söyleyeceğim bir şey var. Söyle. Şimdi başkanım, Allah iki demiyorlar dediniz ya. Zaten bunlar Allah biziz diyor. Yani Allah iki demiyorlar. Çünkü kendilerine de rakip görmek istemiyorlar yani. Allah biziz diyorlar tek. Şimdi başka bir şey söyleyecektim milletin İbrahim ile ilgili de. Sultan, ben şunu merak ediyorum. Milleti İbrahim Amerika kıtasında nasıl zuhur edecek? Yani bilgi olarak mı ortaya çıkacak? Şimdi çok güzel oldu. Benim montum vardı. Nerede o? Buyurun sultan. Montum. Getir onu bana. Bu soruya bugün hatta televizyonda konu oldu da.
Zeybek Bey'le. Mont meselesi gelsin, şey yapalım. Bu arada küçük şeyler söyleyebilir miyim? Tabii tabii, sen devam et. Başkanım, dediniz ya az önce, eskiden çok fazla putlar vardı, 364 kâhede olduğu için. Önceden din arkalanarak geçim sağlanıyordu. Şimdi o bahsettiğiniz şirketler, şirkler dinle kendilerini koruma altına almışlar. Din sanki zaten onları korumak ve cevaz vermek için var. Bir benzetmede her dinde, Hristiyanlıkta ya da şu anda İslam'da da onlarca, yüzlerce farklı yolun olması ve her yol kendinin hak görmesi, bu da sanki bir öyle bir yere gitti. Yani her kendilerini ne kadar şey görseler de, putperest değiliz dese de, bir putperestliğe doğru gidişat var. Bir de şöyle bir şey var, siz bu din adamlarının böyle şey yapmasına, başkanım, hani devlete, vatana kutsal saymamaları, hani orduyu, vicdanı, bekçi olmaları, genelde de bu grupların içinden çıkması çok enteresan. Vatan, devlet kavramı yok. Bu da işte Kur'an'ın, bizim okuduğumuz ayetlere baktığımız zaman muhalif ettiklerini ve saptırdıklarını gösteriyor. Az önce sultanın bir de bazı peygamberleri bazı yerlere gönderdik, bunu düşünün demişti. Aklıma ilk önce Hazreti İbrahim'in Sümer'de yaşayıp Mısır ve bugünkü Mekke, Kabe'nin inşa ettiği yerlere... Yani şey mi demek istiyorsun? Yani Hazreti İbrahim o kavme irşat edecek kavme, aynen, başka bir yerden geliyor. Evet. İçinden çıkmıyor. Onu mu Musa Aleyhisselam'da da vardır mesela. Ha. Firavun'un sarayında büyür ama Medyen'e gider. Evet. Orada Medyen'de Şuayb Aleyhisselam onu belli bir bilgiye getirir. Sonra o da gelir görevini. Kavmin içinden çıkmıyor yani. Evet. Evet. Eyvallah. Birkaç böyle yine var. Onu sultanımız demişti, peygamberleri gönderdi. Onun için söyledim zaten. Şimdi hemen konuyla alakalı. Şimdi eskiden yani bizim bildiğimiz şey var, eskisi falan yenisi yok. Bütün gelen dinler şirkleri ortaya çıkarmak için, şirketleri yok etmek için, eş koşulmuş durumları ortadan kaldırmak için dinler geldi. Ama bugünkü şirketler kendilerini şey olarak kabul ettirmek adına dini kullanarak bunu yapıyorlar. Ve bugünkü dini anlatanlar, vaaz verenler de sanki bunlara kılıf buluyor yani. Eyvallah. Cevaz veriyor. Cevaz veriyor yani. Aynen. Sponsor. Şimdi peygamberleri gönderdik sözünü sultanımızın. Hazreti İbrahim bir yerden gönderildiğini Arap kaynaklarında şundan dolayı biliyoruz. Peygamber Efendimiz ve Hazreti İbrahim için kullanılan bir söz var. Arabi mustaribe diye bir terim var. Peygamber Efendimiz için ve Hazreti İbrahim için bu deyim tanımlama kullanıyor. Yani Arabi mustaribe, Arap olmayan Araplar, sonradan Araplaşmış insanlar için bu deyim kullanılıyor. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti İbrahim Sultanımızın öğretisiyle bir başka yerden gelmiş. Tek Allah'a dediği için, tek Tanrı'ya, bunun geliş durumuna göre baktığımızda, geriye doğru gittiğimizde Türk diyarından, Kadim Türk topraklarından, tek Tanrı inancından buraya geldiğini de görüyoruz. Yine bir başka ayette Sultanımız onu daha önceden işlemişti. Azer olan babası diyor. Evet. Babası Azer'e diyor yani. Bir o diyardan geldiği de belli. Ve kendisi için kullanılan Arabi mustaribe deyimi de var. Peygamber Efendimiz için de bu kullanılıyor. Hazreti İbrahim için de bu kullanılıyor. Arap değil yani İbrahim Aleyhisselam. Peygamberimizin de bir sünneti var. Ben Arap benden ama ben Arap'tan değilim diye bir sözü de geçiyor kaynaklar. Amcası da şiir yazıyor ya. Çıklıyor, Türk diyarına gidiyor. Evet. Müsaade var mı başkanım? O gün kardeşlerimiz. Evet. Şimdi ekranda da görüyorsunuz. 2012 yılıydı. Kızılderililer Türk yürüyüşüne
katıldılar. Bu Kuzey Amerika'da Onedio kabilesi. Şimdi On Ido. Aslında onlar. Bunlar bilim adamları da o dönemlerde araştırma yaptılar. Kızılderililerin birçok kökeni, hepsi değil Amerika'da yerliler. Kuzey Amerika'da özellikle. Asya'dan göçtükleri gen çalışmalarıyla ispat edildi. Bununla ilgili birçok belgesel yayınlandı. Üstelik de onlar kendileri yayınladı. O belgeseli de bir gün başkanım bir gün görürse izletiriz burada. Uluslararası bir belgesel çünkü. Hem Asya'da hem Amerika'da çekiliyor. Birbirine benzer adamlar getiriliyor. Fizyolojik, antropolojik olarak aynı zamanda gensel olarak da ispat ediliyor. Yani bilim bugün. Fakat bir de kültürel olarak bu yerliler, Kızılderili kardeşlerimiz bu yürüyüşe katıldılar ve bütün dünya medyasına biz Türk'üz, aslımız Türk'tür diyerek haykırdılar. Türk yürüyüşüne Nevrop'ta da katıldılar. Onlar, şimdi Amerika'da birçok böyle Kızılderili kabileleri var. Fakat içimizde bir takım İrlandalılar bunu hazmedemeyip, özellikle de Türkler birleşirse şimdi düşün. Mesela Büyük Turan'da ben Amerika'yı da görüyorum. Amerika ismini değiştireceğiz tabii yani. Oranın binlerce yıl önce göçmüş Türk kardeşlerimiz oranın yönetimini ele geçirdikleri zaman, Asya'yla da birleştiği zaman, düşünelim hani Millet İbrahim sorun öyleydi ya, Türk milleti olarak. Şimdi bunlar, ben bir zaman motosiklet biniyordum. Bayağı bir o konuda şeyim vardı böyle tuttuğum falan. Onlarla yazışmıştık biz. Çok gelenlerle, gidenlerle. Hatta Amerika'dan hala biliyorsun bize hediye geliyor. Kızılderili diyarından kim vardı bizim? Can kardeşimiz, ona da selam olsun. Onlar da gönderiyor falan. Bunlar da bana bu 1970'lerde şöyle tutalım bir mont göndermişlerdi. Hatta ben böyle bir mont şey yapıyordum. Bulmuştum bir zaman bir yerden ama çarpık. Şurada bakın Sioux. Kızılderili Amerika'dır. Onun içini de gösterirsen. Bunlar hani orada şurada New York diye falan yazar burada şey falan. Neyse. Neden gösteriyorum bunu? Hediyeleşmek babında oradan Harley Davidson motorları vardır. Hani onların bir hikayesi vardır falan. Kızılderililer de kendilerine motosiklet ekibi kurmuşlar. İnternete girerseniz görürsünüz o yıllarda. Bu aşağı yukarı bir 30-40 senelik bir mod yani. Ben şey yaptım. Hediye olarak gönderdiler. Yani orada kardeşlerimiz var. Millet İbrahim'in çocukları orada. Onların hiç endişen olmasın ve onlar bizden daha da Türkçü. Bizim şu Türkiye'deki bazı Türk olanlardan daha fazla Türkçü. Dolayısıyla bundan hiç endişemiz olmasın. Bir de şu var. Hani biz hep soruyoruz. Turan Birliği nasıl olacak? Türk Birliği nasıl olacak? İşte hangi olaylar olacak? Ya ne düşünüyorsunuz? Olay bizim işimiz. Burada Sultanım sizi destekleme adına bir şey söyleyeceğim. Can'dan bahsetmiştik. O geçenlerde Arizona'da bir yere gittiğini, ismini unuttum şimdi. Orada bir Kızılderili birkaç kişiyle görüştüğünü, liderlerinden biri. Sizin arkaik dönem çalıştaylarda anlattığınız bilgileri bana söyledi. Yani o tarz bilgiler verdi dedi. Ya bizden hiç farkları yok dedi. Ve bizim bu hani kaman ya da şaman denilen şekilde bilgiler ağaç bilgisinden tutun da burada ilk başlarda konuştuğumuz şeylerin hepsini anlattı demişti Sultan. Yani latife olsun. Biri buna benzer bir şey söylemişti yine böyle. Ya dedi Kızılderililer. Ha o İrlandalılar şöyle demişti. Acaba Kızılderililer mi Türklerden geldi yoksa Türkler mi Kızılderililerden geldi? Bulandıracaklar ya. Neyse onlardan bir tanesi bir televizyon programı öncesi böyle biraz neredeyse tansiyon yükseldi. Söylemeyeyim şimdi kim. Ya dedi onlar dedi Ulu Manito'yu tanıyorlar dedi. Manito. Dedim biz de dedim Manita tanıyoruz dedim. Bak yani ortak yönümüz var. Meraklanmayın uzlaşırız bir yerde. Bir iki harfden bir şey çıkmaz. Sultan o kabiledeki tanrı inancı nasıl acaba? Onlar tek tanrılı mı? Tek tanrılı. Doğa ve tabiat kültü var. Onlar evet. Bizde Türklerde var ya su kültü, ateş kültü. Ama bunların hiçbiri tanrı olarak tapılan şeyler değil. Saygı. Bugün mezarlıklarda bizim İslam içerisinde yaptığımız Fatiha, daha önce program yapmıştık hatırlarsınız. Aslında bizim ön Türk adetidir. Bütün teologlar da bunu söyler.
Cengiz yasasında ne vardı? Suyu kirleteni öldürün. Resulullah ne diyor aleyhissalatü vesselam? Akarsu dahi olsa kirletmeyiniz. Evet. Ağaç kesmeyiniz, yaş ağaç kesmeyiniz vesaire vesaire. Ölülere saygı, ölüler, ölü kültü, mesela ata kültü daha doğrusu, ölü değil. Dolayısıyla da mezarlıklarda bizim Fatih okumamız aslında dinden kaynaklanan bir şeydir. Biliyorsunuz Vehhabiler karşı çıkar mezarlar bile. Evet, okutmuyorlar. O bizim Türk kültürüne ait bir şey. Onlar yıkıyorlar. O ruhları hala biz diri görürüz. Eyvallah. Efendim, bu kulak bilgede de bir daire vardı. İçinde mavi gök, kızıl gök, ay börkün oldu. Bu ant dairesi bu daire midir yoksa bu dairelerden ant dairesinin içinde birden fazla mı? Aynen öyledir. Ant dairesinin içerisinde. Çünkü varlık alemidir o da. Bir tane mi yoksa bir sürü mü var? Ant dairesi bir tane. Hepsi bunun içinde. Ant dairesinin içerisinde. Evet. 18 bin alem dedikleri şeyin hepsi o. Tabii. Yaratılmış. Yani o 18 bin alem kinayedir yani. Arap dili edebiyatında 70 bin derler mesela. Hep bakarsınız hep 70 bin, 18 bin. 18 bin alem. Bunlar kinayedir. Türklerde de 7 kavramı çok çıkar. Aşağı. Kur'an'da ben, biz, o ve Allah özneleriyle hitap ediliyor. Daha evvelki bilgilerimizde biz öznesinin azamet, Allah'ın azamet özelliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorduk ama Tengin'in Türk'ü yayınlandıktan sonra acaba diyorum biz olarak bahsedilen özne orada geçen ulular olabilir mi? Ant dairesi içerisinde Allah'ın Halik özelliğiyle yaratımda bulunuyor. Onu ben söyledim ki başka bir çalıştayda başkanım uygun olsun. Çünkü onu da anlatmak için 2-3 saat bir sunum yapmam lazım. Anlatmam lazım. Onu size söylediğinizi de söyledim. Yani azamet veya siz nezaket anlamında falan. Onu başkanım uygun görürse, nasip olursa bir çalıştayda yine şey yapalım. Çünkü onda da derin meseleler var ya. Ve hepsi de Kur'an referansı. Yani hiç şey yok. Hiç. Sultan bunu anlatırken hatırlattı ya şimdi bize. Yine o olmuyor demişti. Yani İsa Aleyhisselam'a yaratma müsaadesi verdiğinde İsa Aleyhisselam Allah olmadığı gibi oradakiler de olsa gene Allah olmuyor ama biz demesi de inşallah. Ve bir ayeti hatırlatayım. Ellerimizle hayvanlar yarattık. Ayet-i kerime. Bulursa şey Serkan ellerimizle. Yani bu el hani Allah'ın eli mecazdır yedullah. Ama buradaki el başka bir şey, mecaz değil. Halakna, yani yaratma fiiliyle beraber kullanılmış. Çok sırlar var yani. Türklerdeki ağaç bilgisi, hayat ağacı, cennetteki ilk Adem'le Havva'nın yaklaştığı ağaçtan, ondan arza indirilmeleri, hani geçiş olarak kullanılabilirlik bilgisi, o ilk ağaçtan geçişten mi geliyor acaba bu bilgi bize? Tabii Sidretül Münteha diye İslam'da tanımlanıyor. Aslında o hayat ağacı denen varlık ağacı aslında. Hayat derken başka bir anlam kazanıyor. Varlık ağacı. Dediğin gibi. Hatta güneye indirilmeleri o ağaç vasıtasıyla olduğu için hani bize de Eren babalar kullanıyorlar ya. Ağaç bilgisi, bu geçiş ağaçları bilgisi. Aynen. O bir sayfa gösterdim, orada vardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'le bir ayetle de ilişkilendirmiştim. Tabii ben o bütün hepsini biraz önce o yazmada göstermedim. Ama o ilk sayfada şu var. Öyle bir ağaç ki diyor, kökleri yeryüzünde, dalları gökyüzüne ulaşır. Kur'an ayetidir. Evet. Şimdi bunda bir mana var yani. Ne demek istemiş Allah-u Teala burada? Ama işte başkanımın dediği gibi biz bunu sorduğumuz zaman sana ne ya diyor. Arzdan arşa kadar komple tüm mevcudat. Varlık o ağaçta. Varlık ağacı. Sultan, ben de şimdi... Özür dilerim. Kalat ağacı diye bir yazsana. Asur Kalat ağacı. Devam et. Bekadan bahsederken şey demiştiniz. Hiçbir şey artık, hiçbir düşünce yok. Sadece anda oluyordu. Bir de
şey söylediniz, Ruhul Kuddüs beyaz sayfaya daha Allah ve Muhammed ismi yazılmazken bile Ruhul Kuddüs beyaz sayfa vardı. Yani beyaz sayfayı biz beka ile ilişkilendirebilir miyiz o manada, o alemden bir? Beka düşüncesini çektiği an her şey efsane oluyor ya. Ruhul Kuddüs kalın. Şimdi onu söyleyeceğim. İşte o anda olmak, yani her şey biterse, hatta o her şeyden kasıt daire de yok oluyor, Ruhul Kudüs de yok oluyor. Ama o var değil mi? O hep var. İşte o anda olmak. Beka zaten ona ulaşmak değil mi? Ama Allah isminden, tecelliyatından ona ulaşırken biz elimiz uzatacağız. O çekecek. O bizi çekecek. Ayet-i kerime var delille, bir adım yaklaşana 10 adım yaklaşırım. Bunların hepsi mecazdan kinayedir. Benim söylediklerim, hepsinin açıklamaları var. Ama Ruhul Kudüs bu işin yok oluştan önceki son hali. Peki o son halin Ruhul Kudüs temiz sayfa ya, Ruhul Kudüs'ü biz temiz soyla ya da bu bahsettiğimiz ağaçla, o hani Tengri'nin Türk'ünde bahsetmiştiniz ya ağaçtan diye, Ruhul Kudüs'ün bir parçası mı ya da bu dünyaya iz düşümü var mı Ruhul Kudüs'ün? Var. Zaten ayet-i kerimede geçiyor. Biz de Kur'an'a iman ediyoruz. Dolayısıyla Ruhul Kudüs'ten çok açık bahsediyor. Var yani. Temiz soyuyla da alakası var o zaman. Var. Türk. Var. Yani o tabii, onlara girmeyelim. Onlar dediğim gibi anlatılması gereken konular var ki anlaşılsın. Şimdi yanlış anlaşılır yani. Bu ırktan çok milleti İbrahim. Yani o Hanif. Yani aslında kimse o. O nüve başkanımın daha önce çok güzel çekirdek kod meselesini yapmıştık. O kodu taşıyanlar, o kodu benimseyenler, yani Türk olmuşsun, Allah kitap tanımıyorsun, ne bileyim ahlak tanımıyorsun, töre tanımıyorsun, atanı bilmiyorsun. Yani dolayısıyla sen ne kadar ben milleti İbrahim'im diyebilirsin, ne kadar Türk'üm deme hakkına sahipsin. Anlatabildim mi? Yani ırkı bir kavramla da onu algılamamak gerekir. Türk ırkı var tabii şüphesiz ama soy başka bir şey. Soy dediğin zaman nesep, soy hep birbirine aslında karıştırılıyor. Soy devamiyeti olan bilgi anlamına da geliyor. Yani bir bilgiyi devam ettirme. Şimdi soy deyince biz aklımıza ne geliyor? Bir şeyin soyu. Türkçe'de. Aslında neyin soyu? Mesela Mısır'ın bir soyu var. Mısır. Yediğimiz Mısır'dan bahsediyoruz. Ya da ilk buğdayın soyundan falan deriz hani Türkçe'de. Şimdi Türkçe kavramı. Fakat genleriyle oynanmış Mısır, genetiğiyle oynanmış Mısır'ın bir soyu yok, soysuz. Müdahale edilmiş. Soylu Mısır ne? Bilgisi olan, ona kodlanmış bilgiyi taşıyan ve bir sonraki nesle aktaran Mısır, soy. Bilgiyle de ilişkili. Yani ırkla sadece bunu şey yapmamak gerekiyor. Neseple, yani bizim anladığımız anlamda değil. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Bunu geniş bir şey yapalım inşallah. Siz bir de Türklük bilinç konusu onunla. Eyvallah. Bir de sultanım, ikinci son sorum da şu. Biz Ant dairesini çizdik. Şöyle bir şey kullanabilir miyiz? Yani bunu kullansak doğru olur mu bu lafı? Allah bunun zahiri, bu da Allah'ın batını. Evet, zaten öyle bir cümle var. Peki o zaman şöyle bir soru da çıkıyor. Ya da olabilir mi şu? O zaman şöyle diyoruz. Ant dairesinin hepsini zahir dersek bu batın kalıyor. Ama Allah için diyor ki o hem zahirdir hem batın. O zaman ant dairesi sürekli sabit kalmıyor. Devamlı genişliyor. O da acaba neden ayrı bir şandadır? Ayetiyle örtüşür mu? Şimdi şöyle, ant dairesi elestü bu rabbüküm, ant veriyor, söz veriyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyoruz ki evet. Kalu bela. Ant verdik mi? Evet. Verdik. Şimdi o daire oluştuktan sonra, aslında onun orada orijinal koyduğum şeması var. Bir ara sana göstereyim ne olduğunu. Şemayla daha iyi görürsün onu. Çizilmiş o. Hatta belli bir yön istikametine, saat yönünün tersine bir işlem var orada. Şimdi tabii ne demek istediğimi anlamayacaksın. Burada da çekimler oluyor. Hani gizem yaratmayalım. Sanki bir şey varmış gibi şey yapmayalım. Bir şey var tabii de.
Şimdi anlatacağımız bir şey değil. Şu an anlatabileceğimiz bir şey değil. Hani altyapısını oluşturmamız lazım anlamında söylüyorum. Bu her şey genişleme, evren, şu bu varlık aleminde ant dairesinin içerisinde olup bitiyor. Sen bunu ne kadar genişletirsen genişlet. Ne yaparsan ant dairesinin dışına çıkmıyorsun. Peki Allah'ın o zaman sadece zahir, yani zahirle batın kavramı o zaman biraz farklı. Yani bizim anladığımız... Değil tabii. Zaten en büyük yanlış İslam tasavvufunda. Batını açıklarken batın bilinmeyen gizli ört. Batın da bir zahirdir, var. Batına ulaşabiliyorsa bir kul, keşfedilmemiş. O zaman yaratılmış var. Bunun neresi batın? Batin diye bizim söylediğimiz literatürdeki şeyle Allah'ın batin ismi aynı şey değil. Kendini betimlediği batin kelimesi aynı şey değil. Biz bir kere bunu karıştırıyoruz. Gayb de bunun içine giriyor, izafi gayb giriyor, mutlak gayb giriyor vesaire vesaire. Ama Allah ismi zahire bilinmek istendi ya, hani o da bir hani şeydir, mecazdır aslında. Bildiğimiz, şimdi derler böyle bir hadis yok, şeyin Muhittin Arabi'nin rüyasını mı anlatıyorsun falan, onu kastetmiyorum. Fakat Allah lafz-ı celali biliniyor mu? Tecelliyatı biliniyor mu? Bu zahir anlamındadır. Peki batın ne? Onu bilmiyoruz işte. Asıl batın o. Ama diğer batini dediğimiz şeyler yorum ve gizli örtülü eklinin ulaşabileceği, hani müteşabbih diyebileceğimiz mevzular. Bunları da birbirine karıştırıyoruz. Yani Allah zahiriyle bilinir. Allah ismiyle. Görülmez. Ete kemiğe büründüremezsin. Huysa beka ile o isterse, öyle hadisi kusiler yok mu işte, cennette şu kadar görülecek, bu kadar görülecek, şu 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 şu. Yani bu anlattığımız aslında ehli sünnetçilerin anlattıklarından farklı da değil de, onlar işi farklı noktada götürüyorlar. Belli ki belli bir bilgileri yok. Bir yerden sonra kesip paragraf başlarıyla benim şeyhim böyle dedi, ben buna iman ederimle gidiyorlar. Böyle olmaz. Allah ne dedi sen buna bak. Kur'an ne dedi sen buna bak. Bizim yolumuz aslında bir manada farkındaysanız, şimdi bana bir sürü ateistten de şey geldi birkaç defa böyle, ciddi anlamda, hatta saklıyoruz onları da. Ya dedik, ne güzel ateist olmuştum, kafamı karıştırdın dedi. Yazıştık birkaç defa. Şimdi dedi ki, Kur'an-ı Kerim'deki çelişkiler üzerinden ben ateist oldum dedi. Şimdi mesela basit bir örnek aklıma gelmiyor tabii. Ama bir ayet, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir ayet oyun ve eğlence değildir. Bu diyor ne, ikisi diyor birbirine zıt tezat. Şimdi ben o zaman buna benzer bir şey açıklamıştım. Demişti ki ya biz böyle hiç dinlemedik ki. Yani bize bunu sorduğumuz hiç kimse bunu böyle anlatmadı. Şimdi tabii ki bunu bilenler var. Haşa, yani sadece biz mi bunları? Değil. Ama bunu dert edinen yok. Biz şimdi burada emin ol çok kişinin kafasını karıştırıyoruz. Ama korkarım ki Müslümanım diyen insanların da kafası karışıyor. Sıkıntı burada. Zaten bu sohbetten sonra. Mesele, yani diyecekler ki şimdi biz Allah'ın o kadar yüce olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ki Allah lafzı celaline bile sığmayacak kadar büyük. Eyvallah. O isimdir tecelliyat. Biz onu, o kadar yüce ki hakkıyla bilemeyiz. Anlayamayız onu diyoruz. Peygamberin dediği gibi hakkıyla seni anlayamadım. Ama Allah akılla bulunan bir şey. O akılla mı bulunur? Akıl nereye kadar? Anlatabiliyor muyum? Aslında biz daha da hamd ediyoruz, sena ediyoruz. Hamdü senalar ediyoruz. Yüceltmeye haşa cüretimiz yok da o zaviyeden bakmaya gayret ediyoruz. Ya diyoruz bak böyle bir şey, biz Allah Allah Allah, bir şeyhe gidiyorum, bin tane Allah ismi veriyor sana. Çektiriyor sabahtan akşama kadar. Ant dairesi gibi döndürüyor seni. Rant dairesinde. Şu kadar çekersen şu olur, bu kadar çekersen bu olur. İyi de ya, Yaradan'ın muradı bu mu? Beni anı, ben sizi anayım, kasıt bu mu? Allah 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 Allah. İşte sonra da sıkışan diyor ki, o bir tane Allah diyesiniz diye bin tane veriyor. İyi de kardeşim, olmuyor. Metot yanlış olduğu için. Yaradan başka bir şey istiyor. Benle muhatap olun diyor. Ben size muhatap oldum diyor. Muhatap olmasaydı Kur'an'ı kime gönderdi? Bize. Peygamberi kime gönderdi? Bize.
Demek ki muhatabiyet kuruyor. Haşa Allah'la muhatap mı olunur? Allah bizde olmuş. Bana bir adım geldi, 10 adım geleyim diyor. Bu muhatabiyet değil midir? Evet. Şimdi bunu söylediğiniz zaman aman küfüre düşersin. Ya ben bunu söylemiyorum. Kur'an söylüyor diyorsun. O kadar uzaklaşmışlar ki Kur'an'dan. Biraz önce bilinçsiz şekilde söyledi Müslümanların kafası karışacak diye. Ateist diyor ki ya bu ayeti bakınca diyor senin söylediğin gibi ya da anlattığınız gibi kafam karıştı diyor. Şimdi Müslüman da ilk defa bu ayeti duyuyor. Geçen burada yaptık ya. Biraz önceki konuda da sen daha önce imanı bilmiyordun ayeti kerimesi. Evet. Maide suresinde miydi? O ayeti kerimeyi Müslümanların çoğu duymamış. Bana bir sürü mail geldi. Ya dedi hakikaten baktık böyle bir ayet var. Bunun içinde hafızım diyen insanlar var ya. Kur'an'dan uzaklaştırıldığının en büyük ispatı bu işte yani. Daha ne olabilir ya? Neden? Allah böyle dedi diyorsun. O adam diyor benim şeyhim böyle dedi diyor. Sıkıntı burada. Yani akıl da sultanım ant dairesi içinde cari. Yani eyvallah. Akılla ant dairesi tabii. Sınırına kadar gidiyoruz. Ondan sonra beka sınırına geliyoruz. Yani. O düşten bizi çektiği zaman, her şey yok olduğu zaman onunla olabiliyoruz mu beka o işte? Evet. Şimdi o zaman yani batına biz gidene kadar önce estağfurullah bekaya gidene kadar akılda biliyoruz. Orada fena olduğumuz anda akıl da bitiyor. Akıl da bitiyor. Batın eyvallah. Da bizi çekiyor. Eyvallah. Akıllı. Aynen öyle. Bildiğinizi amel edin, bilmediğinizi öğreteyim. Eyvallah. Allah buna şefil oluyor. Şimdi batıniyete gitmek için biz daha bildiğimizi zahirden hareket etmiyoruz. Hemen oraya zıplayalım diyoruz. Bilmediğimizi orada öğreneceğiz. Demek ki bilmediğimiz bile daha oluşturulmamış. Ben ne kadar bildiğimle hareket edersem o derecede bana bilmediğim verilecek. Bir de Sultan, daha önceden işledik ama kayıtlara geçsin, izleyenler de duysun diye bir soru sormak istiyorum. Şimdi dediniz ya Allah yani o düşünceyi kestiğinde ant dairesi yok olacak dediniz. Varlık alemi ant dairesinin içinde olduğuna göre hepsi yok olur. Cennet cehennem de içerisinde olduğuna göre eyvallah. Cennet cehennem de eyvallah. Yok olacak. Eyvallah. Yani cennete gideceğim diyorlar. Cennete gidiyorlar. BK'ya varamazlarsa tamamen kıyamet koptuğunda yok oluyorlar. Şimdi Yesevi Hazret bunu 700 sene önceki yazmada yazmış kardeşim. Soru şu. Daha önce ben bunu kitaplarımdan tabii biraz vermiştim. Soru şu. Yunus Baba diyor cennet cennet dediğinde de sen isteyene ben seni gerek meselesi. Şöyle sormuş. Cennet mi daha güzel o mu? O. Kararı sen ver. Onun yanında yani yaradanı haşa yine teşbihte hata yapmak doğru bir şeydir. Yani olmaz anlamı odur yani de biz mecaz anlaşılsın diye artık Allah'a sığınıyoruz. O biliyor kalbimizi. Bir kefeye onu koy, bir kefeye cenneti koy. Hangisi ağır basar? Haşa konmaz bile yani. Böyle bir mecaz yapmıyor. O zaman onu kıyaslayacağın şey 5 para bile etmezse ya cennet olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben ona ulaşayım. Onu o cenneti yaratan o değil mi? Hark eden o değil mi? Hele bir ona bir ulaşalım ya. Peki onsuz bir cenneti ne yapacaksın? Hani sevgiliyi düşün. Vermiş sana. Ne olacak? İşte her şey var içinde cennetin. Harikulade olayla. Alice Harikalar diyarında. Müslüman cennette. Hiçbir fark yok. Anlatabildim mi? Mittaki nerede? Onda. Hu 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 hu. Allahu. Dikkat edin. Allah lafzı celalini yazımını gözünüze getirin. Arapça bilenler. Evet. Lillahu. Elifi kaldırdığın zaman. Allahu. Kaldırdığın zaman elifi. Lillahu. Yine hu bak. Lamı kaldır. Yine tekne kalıyor. Hu. Hiç gitme. Anladın değil mi? Her şey onu işaret ediyor diyoruz. O dediğin zaman efendim bu tasavvufta ilmel yakin, hakkel yakin diye anılan mertebeler var. Evet. Bu
İlmel Yakin mertebesi o zaman Ant Dairesi'nin içini keşfetmek, Hakkal Yakin'de Hu'yla birlikte olabilmek zevki. Hakkal Yakin de öyle, Aynel Yakin. Aynel Yakin. Aynen söyledim. Anda olma. Eyvallah. Sultanım, peki Yüce Yaradan cennettekini düşünden çıkarabilir mi yani? Cennette. Cennette neyi? Düşünden yani zaman o anlar. Bak orada okudum. İnsan sevdiğinin diyor beşerken. Evet. İhtiyacının yanında olması bile düşünür, devamlı şey yapar da seni yaradan hiç yarattığını bilmez mi ayetiyle, senin ihtiyacını karşılamaz mı ayetiyle hiç unutur mu? Allah unutur mu? Ama başka bir onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Bunlar mecazdır. Haşa Allah, Sübhane. Yani Sübhanallah noksanlardan tezih ederiz. Onun bu tip bir unutma vasfı yok. O sevdiğini devam tutar. Adil ismiyle sevmediğini de tutar. Başka bir şey daha söyleyeyim. Daha ilerisi var da oraya girmedim. Allah cehennemde bile kulunu unutmuyor ki cennette unutsun. Cennet unutsun. Unutsun zaten yok. Hatırında ama nasıl hatırda olacağımız önemli. Hatırında tutmaması, sevgiyle tutmamak cehennemdir. Ama kızgınlıkla ne manaya giriyor? Cehennem manasına giriyor. Yani orada işte onları onun için açıkladık. Adam bunları hatırlıyor. Ama bu cennet cehennem meselesine çok takılmıyorum. Demin söylediğim gibi Müslüman cennette. Bir Müslüman cennete girse şöyle düşünün. Şimdi tabii kimse kendinden düşünmeyecek. Hani cennete girdik de olan bir de orada ne yapacağımız mı geldi falan diyecekler de. Bir Müslüman düşünsene şimdi bu sümükü şerifçileri. Cennete girdi bu adamlardan bir tanesi. Bir de kamera var, biz de izliyoruz. İlk aradıkları şey ne olur bunların? Nuri, Nuri. Vaat edilen. Battaniye de olabilir. Ha? Yorgan, yorgan, gün yorgan. İlk cennete gitti adam. Bakın bunlar psikolojik sorulardır. Bunlar tefekkür açısından önemlidir. Nefsimizi analiz etmemiz için çok önemlidir bu. Eğitimdir de bunlar. Ben şimdi tabii latife gibi geliyor aslında. O anlattıktan sonra anlayacağız inşallah ama şimdi değil. Biz kendimiz için düşünelim demedim farkındasınız. O gün size diyeceğim ki kendimiz için düşünelim. Bir insan ilk cennete girdi. İlk anki bu günkü buradaki beşer psikolojimiz tabii orada farklı olacak ama kıyasla, hayalle acaba ne yapardık sorusunu kendimize sorsak ne düşün, ne arardık? Çıkış kapısı. Ne hissederdik anında? Bir de şimdi bu tip zihniyetli insanları düşünelim. Eyvah. Yani en çok dünyada niçin ibadet ediyor? Allah diyor şu kadar huri verecek, şunu yaparsan böyle olacak, kurtulacaksın bilmem ne. Aradıklarını zaten kendileri söylüyorlar ağızlarıyla. Sınav bitti, ne varsa onu yapalım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O zaman biz de mi onların gibi onları arayalım? Yani ben cennette huri arayacaksam yazık bana. Dünyada Allah'ı ara, cennette huri ara. Bu da ikilik olma, bu ne şimdi? Ha? Bunları tabii söylediğimiz zaman birilerinin işine gelmiyor. Zındık evet. Mısınız falan yani, deniyor. Bunlar gerçekten İslami terbiye ve tasavvufi gerçek nefis terbiyesizdir. Ama hakkıyla anlatılması lazım, onun için kısa kesiyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Demek ki dünyada Allah'ı arayacaksın, orada unutuyorsun. Ne güzel Müslümansın be. Değil mi? Yardır, sınav bitti. Ne kadar samimiymişsin. Kendi hani sirkatini söyleme meselesi var ya şimdi evet, söylemeyelim. Biri bir şey söylerken sirkatini işte hakikaten bunlar onları anlatmıyorlar mı arkadaşlar? Ya şöyle bir düşünelim. Demiyor ben cennette işte şu kadar namaz kılarsan diyor şu kadar huri verecek. Niye şunu demiyor? Şu kadar namaz kılarsan Allah kendini şu kadar gösterecek. Ya, ha, yok bak. İşleri, güçleri, o dünyada ne varsa altın, gümüş, zümrüt, tahtlar, bilmem işte kadınlar, şaraplar, saraylar. Ne isterse ne olacak, yemekler, bilmem işte aklında saraylar. Ayet var. Cenneti tasvir ediyor Allah. Bakın bunlar tabii yanlış anlaşılmasın ama sıklıkla söylediğim şeylerdir. Kur'an'da bir cennet tasviri yapılmış mesela birçok ayette ama altından diyor ırmaklar akar diyor. Aynı Kur'an'da Firavun'un sarayının altından da ırmaklar akar diyor. Bu mu cennet? Sen nasıl bir cennete talipsin? Biz esere mi, eser sahibine mi talip olalım? Kararı böyle verelim. O zaten bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? İstemeden veriyor.
biz hangimiz dünyaya geldiğimizde ya Rabbi şunu da bize ver, önceden anlaştık. Böyle bir şey var mı? Kaderimiz de yarattı. Fıtratımız da, kabiliyetimizi de kendisi kodladı bizim içimize. Yani buna fıtrat deniyor işte. Olay bu. Ya şimdi derler ki ya iyi de yani burada bu kadar Allah muhabbeti kelamı yap, dünyada o kadar hacca git, oruç tut falan. Şimdi orada da mı ibadet falan? İbadet değil işte mesela. İşin nüktesi o değil. Ama buradakiler cennet tasvirini anlatırken ağızlarından sular akıyor ya. Bak çok kişiye rastladım. Anlatım tarzlarına dikkat edin. Şimdi bu saatten sonra biraz ciddileşirler, yayınlanacak ya. Bu istisnaları her zaman tenzih ediyorum. Dikkat edin televizyon. Bir cennet bahsi anlatılıyor. Gevrek. Vallahi. Allah. Yüzündeki mimikler değişiyor. Espriler rahatlıyor falan. Diyeceksin ki esenlik yurdu, güvenlik yurdu falan da. Biraz ciddiyet gerekir. Cehennemi anlatırken sanki cehennemin de sahibi kendisiymiş gibi, oradaki gardiyanmış gibi. Şöyle yanacaksın, böyle gittin, işte şöyle oldu, hah, gir de gör falan. Bak bunlar psikolojik kendi sirkatleridir yani. Biz bunlardan beri olmamız lazım Kalperen camiası olarak. Allah eri olmak istiyorsak öncelikle onu istememiz lazım ki ondan sonra eri olalım. Eri olursan zaten o sana bir kışla verecek. O kışlanın adı ya cennet olur ya cehennem olur, o bilir. Bize ne? Ne karıştırız ona? Biz 50'ye mi talibiz? Kışlasın ama. Mesele bu. Allah razı olsun Sultanım. Şimdi konuyu anlatırken Hazreti Ali Kerem Allah'a için ben bilmediğim Allah'a inanmam diyorum. Şimdi az önce buyururken de biz cennette Allah'a göreceğiz. Şimdi dünya hayatında ben kendi ailemden bunu çok biliyorum konuştuğumuz için. Demiştim ki biz Allah'ı ne zaman göreceğiz, ne zaman tanışacağız, peygamberle ne zaman tanışacağız yani. Oğlum öbür dünyada demişler. Bu dünyada ne yapacağız o zaman biz? Yani orada zaten ister istemez, istesen de istemesen de tanışacağız yani. Eyvallah. Eyvallah. Önemli olan bu dünyada nasıl fena olacağız? Ama bu hiç biraz önce söylediğiniz bu işte din alimleri adıyla vaaz verenler, dini anlatanlar yine sizin şeyinize bilenlere tenzih ederek söyleyelim. Cennette Allah'ı göreceğiz. O en güzel, buradaki en büyük zevk neyse oradaki işte o şey orada olacak. Burada o zevki tatmadık. Binlerce kez Allah dedik. Ama o hep işte söylediğiniz bahane, işte o bir taneyi söyleyeceksin ya en, o yüzden bu talim. Yaptı. O bir taneyi bile talimine erişemeden hak vaki oldu, gitti. Orada anlamı yok ki, size düşünecek kadar, akledecek kadar zaman vermedik mi denildiğinde ne diyeceğiz yani buna ulaşamadıktan sonra. Evet. Eyvallah. Hep sanki öbür tarafta Allah'la tanışacağız gibi, onu orada göreceğiz gibi. Eyvallah. Oysa niye buraya geldik o zaman, burada tanıyamıyorsak, edemiyorsak, burada fenaya ulaşamazsak orada işimiz fena. Kısacası bu Türkçesi. Doğru. Yani orada fenaya ulaşacaksın dedikleri o fena yani. Fenayı billah. Vallahi billah. Hatta Rabbim bizi geri gönder diyecekmişiz. Tabii. Ayet niçin? Yani. İşte bak ne güzel. Rabbim bizi geri gönder. Ayet-i kerime sana. Evet. Bulalım seni. Yani Peygamber Efendimiz de miracını bu dünyadayken yaptı. İmanı bilmiyordu, öğrendi, miraç oldu. Yani fenaya ulaştı değil mi o miraç dediği aslında? Fenayda geçti, kabı kavseyn. Neredeyse diyor kalem gıcırtılarını duyacak hale geldi. Gözü de şaşmadı. Haddi de aşmadı. Haddi de aşmadı. Ayet-i kerimedir bu. Eyvallah başkanım. Madem örneğimiz Hazreti Muhammed, hadi yapalım. Ama biz beşeri işlerde bile ona uymuyoruz.
4-5 sene önce bir televizyon programında söylemiştim. Sünnet şöyle, sünnet Hazreti Ayşe'yi işte gençken aldı sünneti. Hazreti Hatice'yi kendinden 20 yaş büyükken aldı. Hangimiz dul kadın alıyoruz? İlk bekar olanlar için söylüyorum. 3-4 çocuklu hadi kadın alsın bakayım ilk bekar. Peygamber sünneti diye alsın ama. Hani vardır öyleler de. Din adına alsın bunu, sünnet adına alsın. İşine gelince beşerde bile, beşeri muamelatta bile Resulullah'a uymazken haşa peygamberi sollayanlar var ya. Yok mu internette arkadaşlar? Yani şimdi isim vermeye gerek yok. Efendim biri gitmiş de ahirete. Bu da gözlemiş sanki onu. Şimdi kim olduğu adres belli. İşte o kurtaramamış, bu kurtaramamış bilmem ne. Hazreti Muhammed gelmiş o da. Götlemiş falan kişi zat gelmiş de. Bu kurtarmış sormuş sen kimsin ben falan. Vay demiş herkes. Ya bu ne saçma. Peygamberi de solluyorsun. Dikkat et. Hani ona uyacaktık? İşimize geldi gibi. Şimdi siz söyleyince daha önceki muhabbetlerden bu Miraç'taki ayette Peygamberimiz Muhammed'i demiyor. Yani kulumuz Muhammed'i bir gecede eyvallah diyor yani. Öyleyse biz de kulsak yani bizim de o erme noktası işte Miraç olarak diyelim şimdi inşallah Kab-ı Kavseyn olayını kulların da yapabileceğini ve inanıyoruz ki birçok kul da yani sayılı da olsa yaptığını kalben mutmainiz. Allah razı olsun. Bir şey daha müsaadenizle başkanım. Yeri geldiği için söyleyelim. Bunlar da bir düğme daha çözelim. Kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum diye çok açık bir beyanatı var peygamberimizin. Aleyhisselatü vesselam bunu söylediği zaman bunu zahirde yorumlayanlar diyor ki bak peygamber bile sonunun ne olacağını bilmiyor. Yani şüpheli. Maksat bu değil. Peygamber mutlak sonun ne olacağını, hangi güzelliklere Allah ne sürprizler vereceğini bilmiyor. Onun adı sürpriz. O anlamda. Yoksa sanki özellikle bunu ben Yahudi aleminden duyuyorum. Bak sizin peygamberin sonunun ne olacağını bilmiyor, kendi itiraf ediyor. Oysa bizim peygamberimiz işte bilmem o şey var ya, onların kutsal mezarlığı var, perçemlerinden tutup Musa atacak cennete falan. Bizim, bize inananlar, yani ümmeti bile cennete giderken, bu değil. Bizim Müslüman alimleri de bunu böyle söylediği için, birçoğu adamlar böyle söylüyor. İşin aslı, ben sonumun ne olacağını bilmiyorum. Bilmiyor ama bu kötüye yorumlanmamalı. Ya Allah'ın Resulü ne sürprizlerle ne son olacağını. Ve bir başka sır, yine o yazmalarda var Erenler Lügatında. Diyor ki, Muhammed'in bir sonu yoktu ki. Sonu gelsin. Bilmem anlatabildim mi? Allah razı olsun sultanım. Bu açıkladığınız vesikalar, sakva yazıtları, bunlara İbrahim'in sayfaları diyebilir miyiz sultanım? Tabii yani şöyle, o dönemdeki öğreti, yoksa sayfaları dersek sanki vahiy kitabı falan gibi algılanır, ondan evet. Allah sınırı. Tabletler de öyle. Nuh tufanını anlatan tabletler var. Şimdi onların her biri aslında birer ayet gibi. Yani o dönemi. Ama Kur'an bunu, o dezenformasyonu düzeltmiş, bize olduğu gibi nakletmiş. İşte biz Kur'an'ı baz alacağız. Ama Kur'an bizi eski medeniyetlere de yönlendiriyor. Gezin bakın diyor eski ümmetlerin başlarına gel. Görmemiz için kazmamız lazım. Onların eserlerini yorumlamamız lazım vesaire. Arkaik döneme yönlendirme var vesaire. Biz bu yolu takip ediyoruz. Ama bir şey bugünkü anlamda Kur'an-ı Kerim'e uyuyorsa bu hakikatin hep bir olduğunun ve Kur'an'ın mucizesi olarak ben bunu kabul ediyorum. O tabletin mucizesi değil. Bazıları tersine göre. Bak tablet çıktı, Tevrat sonradan aldı, Kur'an da oradan aldı. Yok ya. Tevrat sapıtmış, Yehova ile adam güreşiyor. Ne biçim tanrı bu ya? Yeniliyor. Yeniliyor bilmem ne falan filan. Ama Kur'an öyle demiyor. Yine başka bir deminki meseleden. Ona hiçbir şeyiniz ulaşmaz. Kurbanlarınız, şunlarınız.
sadece güzel sözleriniz. Bak ona çünkü. Öyle değil mi ayet-i kerime? Evet, peki bu adam bunu yeniyor. Tanrı dediği idolü, ilahı yeniyor sözde. Kur'an işte diyor ki değil. Hakikat bir olduğu için bakıyoruz ki o hakikat orada var. Ant yapmış. Tanrı diyor tektir kardeşim diyor. Bir manifesto koyuyor. Ve değiştirilemez bu diyor. Ant dairesi. Elestü bu Rabbiküm. Ant Türkçedir. Ant içmek. Sümer'de de aynı olduğu için. Yani kelimelerin birçok şeyi anlamı aynı. E aynısını bakıyoruz ki din olarak karşımıza bizim Kur'an'ımızda çıkıyor. İşte o zaman biz milleti İbrahim'in sayfeleri diyebiliriz. Ama buna ihtiyacımız yok. Kur'an var bize yeter. Her şeye yeter. Kur'an'da hiçbir şey eksik değil. O kadar mucize ki bu Kur'an. Fakat işte o dedim ya bu şeyhlerin şeyhleri kimse Kur'an'dan insanları uzaklaştırıyorlar. Mesele bu. Çünkü hakikat meydana çıkacak. Siz anlamazsınız diyorlar. Ya anlamazsın etmesin. Geçen de söyledim bir ayet-i kerimeyle. Firavun da aynısını ayet-i kerimeydi değil mi? Firavun ne dedi ayette? Kavmini küçük gördü, alaya aldı ve onlar da ona itaat etti. Bunlar da aynısı. Siz anlamazsınız. Küçük görüyorlar Müslümanları. Bu şeyhler dokunmayın. Bunlar da itaat ediyor müritler. Evet doğru bir sinepeyiz. Anlamaysan daha iyi anlarsın. Ama para istemeye gelince biz anlıyoruz. Mürit anlıyor. Ha, her şeyi anlıyor. Oraya gelince anlamazsın. Para vermeye gelince onu yana ver parayı. Değil mi? İşte yani Kur'an eğer anlaşılacak şekilde okunursa ümmet tarafından İslam dünyası bir kere bu halde olmaz. Çok açık ve net. Kur'an'da diyor ki peygamberimi hesaba çekeceğim. Açık ayet. Bu ne diyor? Benim şeyhim beni diyor hesapsız geçirecek. Hadi buyur. Evet. Şimdi sana der mi ki Kur'an oku? Şeyhi gitti güme. Şeyhler paradan anlamıyor. Şey. Müritler anlıyor. Bunlar bir bilgi ise Kur'an'da da Esatirül Evvelin var. Eyvallah. Eskilerin masalları. Eskilerin masalları diye bir deyim de var orada. Bu bilgiler çıktıysa yani bu bilgilere biz Kur'an'daki bu tanımlamayla eskilerin masalları dedikleri bir bilgi olarak bakabiliriz. Tabii tabii bakabiliriz. Çünkü o yüzden de bu bilgi İbrahim'in sayfası olabilir. Yani ondan verilen bilgiler tabii olabilir. Olabilir. Ve Kur'an'da zaten Tevrat'ı, İncil'i tasdik etmiyor mu ayet-i kerimede? Evet. Bunları da sayfeleri de tasdik eder. Tabii. Yani tabii ve aynı bu sayfalardan bahsetmiyorum. Yani evet. Öğretileri Adem'e diyor şunu şunu dedik. Sayfeler verdik. Evet. Şimdi soruyorlar sayfeler kayboldu. Kaybolmadı. Kur'an'da duruyor. Adem'e ne dediğini Kur'an'da ayet olarak Allah söylemişse sayfede de o yazıyormuş. Biri arkadan misafir. Sultan işte ona güzel sözleriniz ulaşır sadece. O zaman işte o Kur'an-ı Kerim'e pes kuruyla eskürtüm. Beni anın ki zikredin ki ben de sizi anayım, zikredeyim. Yani bildiğimiz manada değil o zaman. Hani hocaların, mürşitlerin verdiği hani Allah'ın işte isimleri Rahman, Rahim onlar değil. Yani Allah'la ünsiyet kurmak, ona yaklaşmak, aşk yani ona yani ben seni istiyorum ya bir nevi diyalog olmuyor musun şimdi diyalog yani esas güzel müsaade var mı başkanım? Çalıştay başkanımızdan izin alalım. Şimdi bu işin sırrı da şu. Beni anın ben de sizi anayım. Şimdi biz bunu hep zikre yönelik düşünürüz. Yani zikretmek. Zikretmek başka bir şey. Anmak başka bir şey. Anmak için unutmak gerekiyor. Oysa ki buradaki mevzu şu, biz Allah'ı anarsak, benim rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin bir mürşidimiz vardı, bir Eren Baba vardı. Bizde öyle şeyh meh falan yoktur, öyle şey yoktur. Oğlum dedi, mesele Allah'ı şurada tutabilmek. Şimdi anmak Allah'ın huzurunda olduğunun şuurudur. Onun şuurunda olan bir insan kötülük işler mi, günah işler mi, fenalık işler mi? Dolayısıyla da onun hoşnut olmuş olduğu durumda duracağından dolayı Allah'ın da anması, ona nimetler vermesi, onun rızasını celbetmesi anlamına gelir. Anmadaki maksat budur. Yoksa o zikrimizden yüz çevirenin yanına şeytan takılır, bu karıştırılmaz. Bu başka bir şey. Anmak devamlı onu tutmak. Onu tutarsak, şu anda burada Allah var bilinciyle yaşarsak, kötülük, fenalık yapar bilir miyiz?
Ona rağmen aklımızda ya da işte ruhumuzda ne dersek diyelim tutup da fenalık işliyorsak haddi aşmak budur. Bile bile. Hatırlamak başka bir şey, bak dikkat edelim. Hatta içki ayetinde de öyledir ya, hamur beyni örten. Örtü. Çünkü niçin alkolünün ibadeti kabul olmuyor? Ne dediğini bilmiyor. Şuurunda değil. Hatta ayet ne diyor? Ne dediğinizi bilin diye. Yaklaşmayın. Çünkü bilmiyor ki. Allah işte bunu istiyor. Yani huzurda bulunacak, anmak meselesi. Bunu böyle düşünmek daha doğru. Tabii ki o ünsiyet var. Devamlı hatırda tutuyorsun. Yanında olduğunu hissetmek değil, bilmek. Hissetmek başka bir şey. İşte asıl belki de iman bu değil midir yani? Bekir Bey. Şimdi ben sultanım, bugün kendi çalıp kendi oynuyorum. Ayağı alabilir miyiz sizi? Şimdi bunda aslında kendi çalıp kendi oynuyor ama bizim de şimdi bir senaryomuzda yazılı. Her şey yazılı. Aslında biz şurada hata yapıyoruz biz. Biz senaryoda yazılı olan şeyi, konuşmanızda bahsettiniz ya, niyet. Evet. Niyeti yanlış kullandığımız için, mesela şurada Bakara, şu 170 miydi? Tam aslında günün özetinde veriyor. Şurada bir bakayım. Bakara 170. Ne zaman onları Allah'ın indirdiklerine uyun denesi, onlar hayır. Biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Peki ya atalarınızın aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulmamış idiseler? Evet. Yani bizim hatamız aslında bizim yazılı senaryomuzdaki niyetimizdeki aklımızı kullanmamamız aslında. Tabii kesinlikle. İşin özü bu zaten. Kesinlikle öyle. Yani hatta aklını çalıştırmayanlara evet, pislik ya. Senaryoda pislikle karşılaşırsın anlamı var. Evet. Yani o senaryonun içerisinde, yani ilahi kaderin içerisinde irade verdiği için o oyunun içerisinde biz de oyun oynuyoruz. Bizim oyunumuz onun oyununa ne kadar uygun, rıza budur zaten. Mevzu bu. Dolayısıyla aklımızı çalıştırmamak, zaten ana kayda bu yani. Çalıştırmıyoruz ve ya da aklımızı çalıştırdığımızı zannederek aklımızla her şeyin hallolacağını düşünüyoruz. Bu da yanılgıdır aslında yani. Yani evet. Bu da yanılgıdır. Ya benim aklım bana yeter diyor mesela. Olmaz, yetmiyor. Ya zaten şimdi bu tasavvufun temelinde de zaten akıl ve sürekli güncellemek yok mudur zaten? Tabii ki sorgulayıcı evet, bir cevherdir evet, akıl. Sorgula. Evet. Bugün televizyonda söyledim, dün daha doğrusu, dün oldu. Yani Allah kendini aslında Kur'an-ı Kerim'de tefekkür edin derken sorgulatıyor. Tabii burada evet, yanlış anlaşılmasın. Size bu nimetleri vermedim mi? Bak sorgulattırıyor evet, kendini. Rahman suresi. Bu sorgulamayı neyle yapıyoruz? Hangi nimetleri yalanlıyorsunuz? Aklımızla yapacağız. Tabii yani. Biz ne yapıyoruz? Ama öyle deme, günah çarpılırız, böyle deme, yamuluruz, bunu yapma şunu. Çünkü aklı da birilerine vermişiz, teslim evet, etmişiz. Baştan otomatikman teslim ediyoruz birilerine aklı. İşte Maturidi geleneği bunun için çok önemlidir. Sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşır. Onun için Maturidiliği ne derler? Şimdi ehli sünnet dışı da sayamıyorlar. İtikatta Maturidi, amelde Hanifiyiz. Ulan birinin ya itikatı bozuk ya ameli. Ama şimdi biraz önce dediniz ya, bu şeylerin kafaları çalışmıyor. Aslında çok iyi çalışıyor. Şeylerin yanındakilerin kafaları çalışmıyor zaten. Aynen öyle. Ben zaten onlara kızmıyorum. Yanındakilere evet, daha çok kızıyorum vallahi. Çünkü bu yazılarda onlar da okuyorlar. Yani adam bütün dünya Kur'an'ı okumuştur, tercümesini okumuştur. İlla ki kafasında bir şey oluşmuştur. Ama o aklını farklı şeye kullandığı için, aynen, kötü niyetli kullandığı için, yanındakileri de kötü niyetli kullandırdığı için, aynen böyle. Ama yanındakilerinde aslında büyük hata var ya. Yani. Aynen katılıyorum. Evet. Ben her zaman bir şey söylerim. Bakın, kim ne derse desin, kendimi katarım ortaya. Ben bir şey söylüyorum da inanmayın. Gidin araştırın, ola ki yanlış söylerim, ben de gelin düzeltin. Kimse teslimiyetçi olmasın. Herkes bir bireydir, sorgulayıcıdır. Allah o cevheri boşuna vermedi. Buna
Batı dilinde sinerji diyorlar. Öyle bir sinerji oluşturuyorlar ki hani şey uçmaz, mürit uçurur falan filan meselesi var ya. Şimdi aslında o da moda. Eski bir nostalji kaldı o kelime. Şimdi müritler de uçuyor. Aslında şeyhi referans kullanarak müritler kendi işlerini yürütüyorlar. Öyle bir kaymak tabaka vardır. Kast sistemi vardır bak her tarikatta. Zenginler başkadır. Falan makamdakiler başkadır. Gariban derviş oradan gelir öyle. Azarlanır, şey yapılır. Her türlü muameleyi görür. Sen iyisin, iyisin denir, gönderilir. Ama kaymak tabakaya dikkat et. Dediğin gibi şeyhe ben kızmıyorum. Kur'an'ı dediğiniz gibi okumuş, kafasında bir şey oluşturmuş adam bunu nereye oturtuyor? Mesela ben şunu, ya vallahi billahi tillahi üç yemin vardır fıkıhta, öyle mi Bilal? Yani başka bir yemin kabul edilmez İslam fıkhında, üç yemin derler. Hani diyorlar ya, Halid-i kola girersen bir de Halid-i kolu, kurtulursun diyor. Vallahi bilsem hemen gireceğim. Ne kadar basit bir şey ya, gir kurtul. Ama ben Kur'an'a bakıyorum öyle bir kol yok. Başka kollar var yani, hakikaten başka kollar var bak. Çizimi de var burada, üç dallı o Pasodon'un şeyi, Mürselat suresinde gölgesinden fayda görülmeyen kollar var. Yani şimdi ne yapacağız bunu? Peki bunu bile bile o adamın yanında hala devam ediyorsa insan, seni teyit ediyorum, katılıyorum. Aynen öyle. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim bu anmak kelimesindeki an, yani siz beni anın, anda olun, ben de anda olayım. Beka ehli olursanız zaten ananla anılan aynı olur. O zaman kimin andığının da şeyi yok. Yani hani anmakı da kaldır, anda ol. Eyvallah. Sırrı var mı orada? Var, bak bu an kelimesi çok enteresandır. Ben size yine bir şey söyleyeyim. Şeyin ilk tanrısının ismi nedir? An tanrısı yaz. Bak nasıl dezenformasyon yapılmış. O an kelimesine yüklenen anlam daha sonra tanrılaştırılmış. Tanrı adına döndürülmüş. Dediğinde yani bir güzel kokular var yani. Ne demek istediğini anladı. Musa'nın kekemeliği gibi her gelenini de söyleyemiyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Estağfurullah. Yok yok, ne estağfurullah. Anladım. An mezopotam bir Sümerli baş tanrısı olup göğün kişiselleştirilmiş halidir. Evet, herkes duymadı. Sesli ok. Kendi kendine okuyor böyle abi. An Mezopotamya Sümerler Panteon'un baş tanrısı olup göğün kişiselleştirilmiş halidir. Kutsal rakamı 60'tır. An. An ismi. An işte anda olmak, sonra tanrılaştırıp tek tanrı olarak gelmiş. Baş tanrı bir de. Yani orada aslında Sümerler'de çok tanrı yok. Sonraki hanedanlar çok değişince mesela başkanımın dediği gibi işte rızık tanrısı diyor. Aslında onlar tanrı değil. Biz onların kökenine kadar gittik. Sonradan nesiller onları tanrı kabul etmişler. Nedir biliyor musun? Allah'ın 99 tane ismi yok mudur? Mesela bilin esmaysa daha fazladır da. Onlarda da mesela birçok vasfı tanrılaştırıyor. Mesela biz şimdi atıyorum 10 bin yıl geçmiş, İslam unutulmuş ama İslam diye bir bilgi var. Diyorlar ki bir zamanlar Müslümanlık diye bir din varmış. Aynı bugün Sümer'de anlatıldığı gibi. 100 tane tanrısı. Bu Müslümanlığın neleri var? 99 tane Anladım. Daha tanrısı var. Bir baş tanrısı Aynen. var. Allah 99 tane de Rezzak isminde bir tanrı var. Rahim Rahman. İsminde bir tanrı var. Rahman diye bir tanrı var. Anlatabildim mi? Buna dönmüş. Çok ne demek istediğimi anlatabildim. Gibi Türk mitolojisi. Yani ben çok oraya girmiyorum. Şey. İleriki dönemlerde inşallah onları şey yapacağız. Başkanım da uygun görürse isterse sonlandıralım. Başkanım da yoruldu. Çünkü bu konu bitmez. Bu lezzet bitmeyeceği için devam edecek. Sistemli gidelim inşallah. Allah razı olsun Sultan. 10.45'te başlamıştık. 11'de. Saat sabah karşı 3. 3'e çeyrek var. 4 saat oldu çalıştığımız. Bu
4 saat yani Yesevi Hazretlerinden bugüne 400 yıllık bir sırdı. 4 saat. O 4 makamın 4 olsun inşallah. Açıklanmış olduğu ocağımızda sultanımızın himmetiyle, vesilesiyle, duasıyla, yolbaşıcılığıyla, sultanlığıyla oldu. Allah razı olsun. Yani zannediyorum hakikaten çok güzel bir tevafuk da oldu. Güncellenme böyle olur yani. Lafla kuru lafla değil. Güncellenecekse böyle güncellenecek. Yani böyle de güncellenmeli. Yani bunu da güncellenmeye örnek olması açısından bir manifesto gibi bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Yani kibir, gurur falan böyle değil hakikaten. Bu hakikatin coşkusundan öyle konuşmuş olayım. Sarhoş eder mi? İşte sarhoş eder. Aşktan kaynaklanan hakikatler insanı da böyle sarhoş ediyor. Allah razı olsun Sultan. Sizlerden de başkanım. Hepimizden, hepinizden, bütün Hazirun'dan Allah hepinizden razı olsun. Son sözleriniz varsa ben almayayım başkanım. Estağfurullah. Yani burada hepiniz sultansınız. Hepimiz birbirimizin gönlümüzün sultanıyız. Haşa. Sizler lütfediyorsunuz. Tenezzül buyuruyorsunuz. Bizler de bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bir artım yok aslında yani. Gönülleriniz olmasa, sizler bir burada bu feyzi arttırıcı bir unsur olmasanız, yani biz hiçiz. Dolayısıyla ben, o, bu, şu yok, biz varız inşallah. Dolayısıyla da hep beraber birbirimizi alkışlayalım inşallah. Konuşmayanlar masaları toplasın.